Efendim mutlu geceler. TGRT Haber'e hoş geldiniz. Bugün günlerden 14 Temmuz ve bugün bir CHP'li milletvekilinin, İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'ye yardım ve yataklık yapma suçundan hapse atıldığı gün olarak tarihe geçti. Detayları birazdan konuşacağız. Gündem sadece bununla alakalı değil tabii. Geçen hafta kısaca değindiğimiz Deniz Baykal'a kaset komplosunun tüm detaylarını ekranlarınıza getireceğiz bu gece. Komployu kuranlardan varın da gizli kamera kaydı alanlara varıncaya kadar isim isim açıklayacağız. Katar krizindeki son gelişmeler, terörle mücadele ve FETÖ davalarında gelinen son nokta, perde arkasında ele alacağımız diğer gündem maddeleri ve bunun yanında anlık gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Konuğum Cem Küçük. Cem Küçük hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen Enis Berberoğlu'ndan başlayalım. Nasıl buldun kararı? Siyasi mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi. Şimdi bu programa gelmeden önce işte yani perde arkasından başlarken Kılıçdaroğlu'nu bir yandan da izliyorduk. CNN'de konuşuyor. Ne konuşuyor diye. Bir kere şunu çok açık ve net söyleyelim. Mitter'lı yani baştan aşağı vicdanımızı dinleyerek her şeyi söyleyelim ki insanlar ne düşündüğümüzü bilsinler ne olduğunu da. Bir kere Mitter'ları hadisesi 1 Ocak 2014, 15 Ocak 2014, biri Hatay, diğeri Adana'da iki hadise var. Bu hadise devletin yatak odasına, kozmik odasına, sırrına bir tecavüz. En mahrem, devletin evet. En mahrem bilgisi. Evet. Bu işe dahil olan da kim varsa ağır bedel ödeyecektir. Ve ödüyor da. Can Dündar'ından o işi kurgulayan hakim savcısına, MİT mensuplarını yaka paça eden o jandarma mensuplarından Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'na kadar ne kadar hain, alçak sürüsü varsa bunu yapacaklar. Buna Cumhuriyet Gazetesi ve Can Dündar o ekibi de dahil olmak üzere. Ha burada bilgileri veren Can Dündar'a Enis Berberoğlu'ydu. Enis Berberoğlu da bu işin içerisindedir. Suçun ortağıdır. Bunu söyleyelim. Ben mahkemenin verdiği 25 yılı doğru buluyorum. Çok ama net söyleyeyim. Çok ya. Böyle acele edilmedi mi? Yani Yargıtay kararı beklenemez mi? Tutuklama başka. Şimdi şey diyorum. Önce mahkemenin verdiği kararda mahkemenin verdiği 25 yıl yani kumpas davasında devletin kozmik odasına gideceksin, millete ayar çekeceksin, Mitter'ını durduracaksın, ben Türk devletini Lahey'de yargılayacağım, Erdoğan'ı yargılayacağım diyeceksin, o kumpas için bunu devam ettireceksin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bu böyle bırakılmaz. Bırakılmadı, ceza aldı. Ama bir şey, şimdi bir amamız var. Amadan önceki cümleler genelde yalan derler ama değil. Bu hepsi dediklerimizin arkasındayız. Yargıtay kararı beklenebilirdi. Ben şimdi, benim tek baktığım bir yer var Süleyman Özışık. Ülkemin milli menfaati, çıkarı. Türk devletinin çıkarı. Şimdi CHP'liler yarın 1 milyon, 2 milyon neyse yürüyecekler bilmem ne. Şimdi bu kişi dışarıda mesela ben organize suç örgütlerine bulaşmış. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl ceza alan ama Yargıtay kararını bekleyip dışarıda olan bir sürü isim biliyorum. İsimlere gerek yok. Doğru. Burada biliniyor. Nedir? Yargıtay'ın kararı bekleniyor. O da yetmiyor. Yargıtay Ceza Dairesi'nin kararı bekleniyor. Mesela Mehmet Emin Kara Mehmet hakkında Yargıtay'da 7,5 yıllık bir ceza Yargıtay da onayladı. Şimdi ceza infaz Yargıtay Ceza Dairesi'ne gitti. Aziz Yıldırım kararı hakeza öyleydi. Mehmet Emin Kara Mehmet burada. Bence mahkemenin 25 yıllık verdiği karar %100 doğrudur. Onu da şimdi uluslararası hukukta da gerekçesini söyleyeceğim. Çünkü 10 yılın üzerinde olduğu zaman da zaten mahkemelerin tutuklama hakkı var ama bu kişi CHP milletvekili olduğu için bana göre HDP'liler ve FETÖ'cüler dışında kaçan olmaz. Yani kaçarsa Enis Berberoğlu filan o CHP'nin aleyhine olur ama ben kaçacağını zannetmiyorum. Yani Yargıtay'ın kararından sonra bırakılabilirdi. Şimdi yargıçlar karar verirken ki ben bir daha söylüyorum doğru karar vermiştir. Tutuklama yani Yargıtay kararı dışında diyorum. Hukuki kadar siyaseten de bazı şeyleri düşünürler. Ülkenin yani şöyle olması gerekmiyor mu? Yani tamam kanunen hukuki bir karar veriyorsun. Ama bir karar verirken aynı zamanda toplumun belli dengelerini, hassasiyetlerini ve siyasetin belli hassasiyetlerini de düşünmen gerekmiyor mu? Böyle bir kanaat hakkın yok mu hakim olarak? Aynen var. Yani o hakim beyin bu verdiği karar ben dediğim gibi bir daha doğru buluyorum ama Yargıtay'a götürürsün. Yargıtay onaylar şey yapar. Şimdi ben bunu bugün 2-3 kişiyle konuştum. Avukatlarla yani hakimlerle, savcılara hemen aradım. Şeyden de aradım. Şimdi şey şu. Ben kendi fikrimi koydum. Bak hepsi destekledi. İsimlerini açıklamayacağım ama sana söyledim programı. Hepsi aradı. Evet dedi. Yani bu böyle olabilirdi. Yani
Tahammümden şimdi deniyor ki 10 yılın üzerinde ceza alınırsa Mahşey tutuklanabiliyormuş. Onu söyleyeyim. Hukuken buna 25 yıl verdin. İşte kaçma şüphesi olabilir bilmem ne. Tutuklama kararının hukukta bir yeri varmış. Doğru. Ama bu kişi HDP'li olsa, PKK'lı olsa, FETÖ'cü olsa, terörist olsa tamam. Ama şimdi Deniz Berberoğlu ki bence büyük hainlik etmiştir. Suçu da 25 yıl bana göre müebbettir yani. Bak söyleyeyim. Bana göre iyi halden 25 yıl verdi mahkeme biliyorsun. Şimdi onu da bilmeyen, gerçi ben mahkemede okudum gerekçeyi. O hainliği bütün herkes biliyor da biz yine bir kez daha üzerinden geçelim. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararı verdi. MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin o görüntüleri MİT personelinin yerlere yatırılıp askerler tarafından, daha doğrusu asker üniforması giymiş hainler tarafından tartaklandığı, dövüldüğü ve o görüntülerin Cumhuriyet Gazetesi üzerinden, Can Dündar üzerinden dünyaya servis edildiği o görüntülerin Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a aktarıldığı söyleniyor. Aynen öyle. Şimdi bak bu doğru. HTS kayıtlarında da bulundu onlar. Evet. Ve o bilgileri HTS kayıtlarından Enis Berberoğlu'nu Can Dündar'a verdiği FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ve askeri siyasal casusluk suçları. Şimdi bugün bana soruyorlar işte bu şeyde. Can Dündar 5 yıl 3 ay mı ne aldı? 5 yıl 3 ay aldı gizli belgeleri yayınlamaktan. Şimdi bu işte Can Dündar bunu yayan kişi. Esas suçlu veren kişidir. Bak şeyde de öyle. Azmettirici. Tabii yani esas belgeyi veren suçludur. Yani Can Dündar onun FETÖ üyeliğinden 5 yıl 3 ay aldı o ceza. Yani devletin mahrem kalması gereken gizli belgeleri yayınlamaktan 5 yıl 3 ay ceza aldı. FETÖ üyeliğinden de ceza aldı ama o Yargıtay'da. Ondan da 20 sene mi 14 sene mi ne aldı? O da Yargıtay'da bekliyor. Bunu da yani şeyinde bu gizli belgeleri vermek var. Bunun örneği Bradley Manning, Julian Assange'dır. Julian Assange Amerikan devletinin gizli belgelerini, İngiliz devletinin gizli belgelerini yayınlayan kişidir. O da yakalansaydı çok tutuklama bir şeyle yargılanacak. Ama Bradley Manning esas suçluydu. O 35 yıl ceza aldı. Bak o yani şey 20 yıl alacaktı belki. 15 yıl alacaktı Julian Assange konsoloslukta saklanmasaydı. Ama şey 35 yıl aldı. Belgeyi ona verdiği için. Ama bu arada tabii gider ayak Obama Bradley Manning'i affetti. Hani şeyde. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Bradley Manning devlet görevlisiydi. Devlet görevlileri böyle bir belge verdiği zaman Süleyman Özdeşik suçu daha ağır oluyor. Bu belgeleri verdiğinde o zaman şey gazeteciydi değil mi? Milletvekili değildi. Tabii. 1 Kasım'dan 7 Haziran'dan önceydi bu olay. O zaman da CHP'nin üyesiydi ama gazeteciydi. 17-25 Aralık'tan hemen sonraydı. Yok 2015 29 Mayıs'ta yayınladı. 28 veya 29 Mayıs 2015'te Can Dündar bu belgeleri yayınladı. Nisan gibi vermiş onu. Evet. 2015'te. O zaman gazeteci Enis Berberoğlu. Ben neticede gene yani kararı doğru buluyorum. Az bile buluyorum hatta öyle söyleyeyim. Yani ben şey ama tutuklamayla ilgili son kararı bence Yargıtay vermeliydi. Yani Yargıtay'ın kararı beklenebilirdi. Ama bir de şöyle bir şey var. Az önce bir şey söyledin. Enis Berberoğlu CHP'li kaçma şüphesi yok dedin. Evet. Tabii kaçarsa Türkiye içinde CHP gerçekten senin söylediğin gibi zor durumda kalır. Ama bir de şöyle düşün. Yani 25 yıl hapis cezası alacağını bilen birisi CHP milletvekilliğine falan bakmadan yurt dışına kaçtı. Türkiye içinde de içimizde olup yanımızda olmayanlar şöyle bir kampanya başlattı. Yani her şey bitti, sıra CHP'li milletvekillerine geldi. CHP'li milletvekillerini sonra genel başkanını tutuklayacaklar diye bir algı operasyonu yaptılar. Ve CHP milletvekili bu yüzden yurt dışına kaçtı diye yurt dışında yeni bir algı operasyonuna imza atma düşüncesi olamaz mıydı? Zannetmiyorum ben. Bak bugüne kadar iki HDP'li vekil kaçtı. Birinin bugün vekilliği düşürüldü Tuğba Hezer. FETÖ'cüler kaçıyor. PKK'lı teröristler kaçıyor. Ama ben mesela Ergenekon balyozdayken Bedrettin Dalan dışında o dönemde askerler filan çoğu geri döndü. Yani dışarıda olanlar da oldu. Burada diyelim ki ben CHP'lerin kaçacağını düşünmüyorum. Diyelim ki kaçtı. Yani onlar haklı çıktı. Diyelim ki. Bunu CHP topluma nasıl izah edecek? Sen Türk mahkemelerine güvenmiyorsun. Türk adaletine güvenmiyorsun diye bir tablo ortaya çıkar. Ayrıca Cem, Allah aşkına CHP'nin bugüne kadar topluma izah edebildiği bir şey söyleseydin üzerine konuşalım. Ama şöyle bak. Şimdi bak bugün sen şimdi şöyle düşün Süleyman Özçuk. Antalya'da bir otelcisin. Otelin var bir iki tane. Şimdi yarın CHP'lerin sokakta yürüme gezi türü yani gezinin benzeri diyelim. Tam gezi değil de ülke bir daha karıştırmak istedi. Şimdi bu CHP'nin ekmeğine yağ sürüyor ya. Şimdi CHP bundan nemalanacak. Kar yapacak bundan kendine göre. Otelci şimdi diyordur ki eyvah ben yandım.
gene karışırsa hani CNN'i MNN'i düşün, yayın yaparsa diye söylüyorum. Bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Ben verilen cezayı doğru buluyorum. Ama Yargıtay'ın son kararından sonra tutuklama olsaydı bana göre daha makbul olurdu diye tahmin ediyorum. Kişisel CHP vekili oldu. Ama şunu da söyleyeyim. O bir tane Engin Altay mıydı o vekilin adı? Evet. Engin Altay. Demin Kılıçdaroğlu. Kardeşim siz bak bu kafayla giderseniz de. Ya hakikaten bir yerden bir şeyi toparlamaya çalışıyorsun. Hala yargılanacak, edecek, Lahey'de hesabını verecek. Erdoğan Lahey'e gidecek diyor. Şimdi bunun hiçbir şey karşılığı yok mu? Yani Erdoğan'ın dava açma veya bunların yargılanması gibi bir hukuki karşılığı yok mu bunun? Şimdi bunun olması lazım. Ya ülkenin cumhurbaşkanına, milletin seçtiği adama sen ki Yargıtay Ceza Kanunu da böyle bir şey yok yani. Öyle bir suç da yok. Öyle bir suç olmadığı halde Engin Altay bunu söylüyor. Vallahi ben sayın savcılardan bu Engin Altay'la ilgili harekete geçmesini beklerim. Bu nedir ya, sen hala devletin savcısı şeyine, cumhurbaşkanına, bir numarasına, milletin seçtiği adama hala FETÖ ağzı argümanı kullanıyorsun. Yargılanacak, edecek, Lahey'de hesabını verecek, bilmem ne. Sen kimsin ya? Bu sen arada, kime söylüyorsun bunu ya? İzleyicilerimize bir not iletelim. Bugün hashtag çalışmamız TGRT'ye mesajım. Bu hashtag altında bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ekranın altında da zaten gönderdiğiniz mesajlar yayınlanıyor. Sizlerden mesaj bekliyoruz. Evet. Bir de ben bir şey daha söyleyeyim sana Süleyman. Bak bu meselelerin midterlerini ben 2014'lerde, 15'lerde, 16'larda yazmaktan patladım. Şu Enis Berberoğlu'nu benim dışında yazan yoktu. Ben bu heriften tiksinirim. 30 tane yazım var benim bu ve Can Dündar'la alakalı. Bak tam 29 tane yazı var. O zaman da biz tek başımıza, aslında bunlara o zaman yapılacaktı operasyon. 2015'te bu suç işledi mi? Bunu o zaman alacaktın. Ama işte 7 Haziran, 1 Kasım. Ne yazık ki Türkiye'de bir de şöyle bir durum var. Yine açık konuşalım. 7 Haziran AK Parti %41 Erdoğan gidiyor. Bir şeyleri alttan alıyorlar. Ya adam suçu Mayıs ayında işlemiş 2015'in Can Dündar. 2 yıl geçti ya. Hayır. Can Dündar hakkında işlem 1 Kasım'dan sonra yapıldı. Yani 7-8 ay sonra yapıldı. Bu da adalet değil. Yani bir suç işlendiğinde bunu hemen yaparsın. İşlersin. Can Dündar'ın yaptığı da bak söyleyeyim. Bu insanlar Can Dündar. Bunlar hain. Enis Berberoğlu'nun yaptığı. Hainlik ya. Bunun literatürdeki de hainlik. Ama yine de vekil olduğu için yani Yargıtay kararı beklense daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Tabii ki beklense daha iyi olurdu ama ben şey konusunda sana katılmıyorum. CHP'liler Ankara'dan galiba bir yürüyecekler. Yarın şeyde Kemal Kılıçdaroğlu Güven Park'ta olacakmış. Elinde adalet pankartıyla. Her ne hikmetse Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir FETÖ ve DHKPC'liler söz konusu olduğunda, bir de hendekçiler söz konusu olduğunda adalet adalet diye bir ortaya fırlıyor. Yalnız şurada tekrar edeyim, sana katılmıyorum. CHP'liler Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı almışlar. 1-2 milyon kişi falan, ben öyle bir rakam da beklemiyorum. Ses getireceğine de inanmıyorum. Ortalığı karıştırabileceklerine de inanmıyorum. Hatta ben bir güzergah vereyim. Sapanca bölgesinde otoyol tamiri var. Oradan E5'ten yürürlerse daha iyi olur. Hatta durmasınlar lütfen. Direkt Pensilvanya'ya kadar da yolu var. Var yani, oraya kadar da gitsinler. Ama sen de tutuklama için hemen Yargıtay'dan sonra... Hayır bak şöyle. Ben nice zamandır bu tutuklamaları ve bazı yargıdan gelen kararları eleştiriyorum. Yani damatlar olayını burada seninle beraber eleştiriyorum. Şimdi damatların kaçma şüphesi yok mu? Yani Bülent Arınç'ın damadını geçen hafta konuştuk. Yok yok. Şimdi kaçma şüphesi deniyor ya. Şimdi bak evet. Cezayı almış. Yargıtay'a gidecek şimdi. Bu ceza tamam. Ceza doğru. Şimdi deniyor ki kaçma. Diyelim. Şimdi Ömer Faruk Korumacı kaçamaz mı? Çok parası var. Kaçabilir tabii ki. Yani, ama o değil mi yani? Bu yargı kararlarını ben birçoğunu eleştiriyorum. Bu konuda evet. Da evet sana katılıyorum. Yani Yargıtay'ın kararı beklenebilirdi. Böyle telaşla alelacele sanki böyle ortalık biraz daha ısınsın gibi bir karar vermenin bir şeyi yok. Aynen şimdi bu da yani aynen bu bak ortalık karar doğru. Bak şimdi birazdan konuşuruz. CHP'leri zaten burada bir sürü kabahatleri... Ya doğru işi yanlış yöntemle yaptığında 20, rahatsız edici 25 olur. Yıl sayın o hakim beyin verdiği karar doğrudur. Ama o tahliye bence orada Yargıtay kararı nasıl? Bak ben dışarıda tanıyorum ya adamın bir mesela var 30 yıl 40 yıla yargılanan 60 yıla yargılanan ceza alan var. Yargıtay'daki dosyasını bekliyor dışarıda. Kaçan adam zaten hain şey. Yani ayrıca FETÖ'cülerin de hepsi tutuklu değil ki. Bir kısmı dışarıda. Evet. Önemli bir kısmı dışarıda. Ben şuna takıldım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyonda ben CNN'de dinledim.
Enis Berberoğlu'ndan bahsederken sanki Kabe'nin etrafında tavaf halindeyken almış getirilmiş, içeri atılmış. Yani tamamen suçsuz. Bu MİT tırları olayına hiç bulaşmamış. Hiç dahli yok. Biz kendisini de aramış. Moralini bozma, arkandayız. Özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz demiş. CHP'li milletvekilleri senin demin söylediğin şekilde. Yani işte Veli Ağababa, faşizm bu olacak iş değil. Değerlendireceğiz. Teslim olacak değiliz. CHP olarak bunlara, bu eşkıyalara boyun eğmeyeceğiz diyor. Evet. Şimdi yani sen yargıya eşkıya diyorsun. Senin genel başkanın cumhurbaşkanına senin namusun yok mu diyor. Dönüyor hakim ve savcılara, bunlar tetikçi diyor. Senin adamların dönüyor Lahey'de yargılayacağız diyor. Sen bir tek yani imkan bulsan cumhurbaşkanını veya herhangi bir AK Partili'yi bulduğun yerde dar ağacına çekeceksin. Ve sen özgürlükten, adaletten bahsediyorsun. Şimdi bak, Cumhuriyet Halk Partilerdeki beyinsizlik de burada başlıyor. Ben bu CHP'lileri anlamam mümkün değil. Şimdi sen yazıyorsun, biz söylüyoruz, konuşuyoruz, sen de anlatıyorsun. Arkadaş, biri de şunlara akıl verse. Şimdi Engin Altay, bak bir savcı çıkıp hakkında işlem yapsa ben doğru bulurum. Çünkü devletin cumhurbaşkanına meydan okuyor. Tutuklayacağım diyor ya, hesap soracağım diyor, yargılanacak diyor. Yok, Lahey üzerinden. Lahey yok, Türkiye'de yargılayacağız diyor. Öyle ben mi? Türkiye'de. Kılıçdaroğlu demin CNN'de baktım. Aynı şeyi söylüyor. Yargılanacak diyor. Bundan kaçar. Ya siz bu kafayla giderseniz, bu FETÖ argümanıyla giderseniz, hükümetle böyle bir kavgaya girerseniz siz bundan çıkabilir misiniz? Siz bundan galip gelebilir misiniz? Bir de doğru değil ki. Ya MİT tırlar olayını bak ne diyor biliyor musun? Efendim diyor. Bu diyor legal bir örgüte gitse diyor. Tamam arkadaş. Devletin kozmik bilmem ne işi olur. Biz bunu Amerika'da sorduk. Devletin CIA tırları Meksika'ya dedik, savaşa bir yere gıda veya başka bir şey gönderse. Ya adamı kevgire çevirirler ya. Çölde boğarlar dedi ya. O savcıyı bulamazsın dediler bizde. Şeyde bizde. Bunu diyen Harvard'da ekonomi profesörü. Bizde bulamazsın o savcıyı. Öyle bir şey olmaz ki diyor. Çünkü onlara nasıl geliyor bu dediğim biliyor musun? Nasıl yani, hayal edemiyor adam. Çünkü orada böyle hainlik olmaz. Bu iş hainliktir. Can Dündar'ın yaptığı, Enis Berberoğlu'nun yaptığı, MİT tırları aksesli kardeşim hainliktir. Bunun bedelini ödeyecek. Ödüyorlar şu an zaten. Bu arada Enis Berberoğlu karar sonrası dinledim mi bilmiyorum. Bir açıklama yaptı. Onu da izleyicilerimize nakledeyim. Biliyorum ki siz beni unutmayacaksınız. Ben de sizleri unutmayacağım. Ben kendi payıma söyleyeyim. Hakikaten ben bu hainliği unutmayacağım. Biz buraya mağdurlar için geliyorduk. Şimdi kendim için geldim. Olmadık bir haberden böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Tek söyleyeceğim bu. Ya arkadaş sen yani şunu söyle ya. Olmadık bir şeyden mağduriyet. Sen Can Dündar'a bu kaseti ulaştırdın mı, ulaştırmadın mı? Yok yok, o kesin. Onu inkar etmiyorum. Hayır, bunun üzerine hiç şey yok. Ben mağdurum. Mağdurlar için hep buraya geliyordum. Şunu da söyleyelim. Diyelim ki bunlar FETÖ operasyonları başarılı olsaydı, MİT tırları hadisesi başarılı olsaydı, bunlar Tayyip Bey'e ne yapacaklardı Süleyman Özışık? Dar ağacında sallandı bak. Menderes'ten beter etmek isteyeceklerdi. Bu net böyle. Ama bunu da kusura bakmasın, böyle bir ihanetin bedelini net bir şekilde öderler. Ama Cumhuriyet Halk Partililer bu beyinsizlikle, bak bu akılsızlıkla, bu rasyonelsizlikle giderlerse inan kendi sonlarını hazırlıyorlar. Ya mantıklı konuşun. Olayı savunma, hala MİT tırlarını savunuyorlar ya. Ya biz de bak ne diyoruz? Ya ceza doğru da diyoruz hani. Şey diyoruz, tutuklanması Yargıtay sonrası olsaydı. Ya şu CHP'nin söyleyeceği şeydi. Ya de ki, ya MİT tırları tamam de, biraz sıkıntılar vardı, bir şey dersin. Alttan alırsın ama ondan sonra da sen şimdi böyle konuşursan, Erdoğan'ı yargılatacağım, edeceğim dersen, o zaman benim gibi veya devletin içerisindeki bütün herkes, Süleyman Özışık gibiler dahil olmak üzere diyecek laf bırakmazsın. O zaman daha çok saldırtırsın kendine. Soner Yalçın Enis Berberoğlu ile ilgili bir yazı yazmıştı. Bilmiyorum hatırlar mısın? 2016 yılında sanırım. Cemaat lobisinin gücüyle Hürriyet'e genel yayın yönetmeni oldun. Sen Fethullah Gülen'e yaltaklandın. Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'in önünde diz çöktün. Fethullah Gülen rahatsızlık geçirdi diye telefona sarılıp ağlak bir ifadeyle geçmiş olsun ifadeleri dedin diye Soner Yalçın yazmıştı. Sonra bir başka iddiası var. Cemaat lobisinin gücüyle Hürriyet'e genel yayın yönetmeni oldun. 17-25 Aralık 2013 cemaat operasyonundan sonra Hürriyet cemaatle arasına mesafe koyunca 10 Ağustos 2014'te gazeteden kovuldun. Sonra CHP seni kaptı diye
özetle şunu söylüyor. Sen FETÖ'nün önce Hürriyet imamıydın, sonra CHP imamı oldun diyor. Sen ne diyorsun? Şimdi bunu söyleyen hani aynı yolda yürüdüğü, bir dönem aynı yolda yürüdüğü kişilerden biri. Soner Yalçın. Evet. Kendi mahallesinden biri. Şimdi bunun üzerine ben ne söylesem boş aslında. Ama samimiyetle söylemek gerekiyor ki bütün doneleri bir araya topladığımızda 17-25 Aralık döneminde, hatta Gezi'deki dönemde Hürriyet'in yayın politikasını göz önüne aldığımızda Soner Yalçın'ı haklı çıkaran pek çok örnek çıkıyor karşımıza. Peki o zaman gazete suçlu olmuyor mu? O konuya ben girmeyeyim. O konuyu sana bırakayım. Yani şimdi ama ben... şimdi o şeyden sonra gazete bir yerde şeyle Enis Berberoğlu'yla yollarını ayırdı. Tam tarih ne zamandı onu hatırlamıyorum. 2015. FETÖ'yle ilgisinden, alakasından dolayı mı, iltisakından dolayı mı yollarını ayırdı onu bilmiyorum. Ama burada Soner Yalçın'ın böyle bir şey demesi çok ilginç gelmiyor mu şimdi sana? Şimdi bana da? Şöyle, yani ben diyelim ki o sitede, yani o yerde başkaları hakkında da bir sürü şeyler yazılıyor, çiziliyor. Benim bildiklerim şöyle, ben bu konuda çok 2014'te Yeni Şafak'ta, 2015'te Star'da çok yazım var. Şimdi Hürriyet'in başına Enis Berberoğlu 2011'de gelmesi, Ertuğrul Özkök'ün yayın yönetmeninin alınması, FETÖ'yü çok eleştiren Tufan Türenç'in yazarlıktan çekilmesi, Eyüpcan'ın Radikal'in başına gelmesi, Fatih Yağmur'un Radikal'de muhabir olması, bir tane daha Muharrem diye biri vardı, bir FETÖ'cü gazeteci, Radikal muhabiriydi. O da geçen gözaltına alındı. Saymaya kalksan yani şurayı çıksa, kütüphaneye çeviririz. Şimdi burada, orada şimdi onu kurumla ilişkilendireceksin. O bir kurumun kararıydı. Bence burada kurumun da büyük günahı var. Hürriyet grubunun yani. Bu işler eğer şimdi Eyüpcan hatta Enis Berberoğlu kendileri yürüyerek gelmedi o kuruma. Ona alanlar vardı. Demek ki o patronların da birileriyle bağlantısı oldu, ortaya çıkıyor. Hem senin dediklerinden hem oradan. Adamın bağlantısı olabilir. Pensilvanya 2011-12'de AK Parti'de de çok gitti. Peki, herkes çok gitti. 17-25 Aralık'tan sonra Enis Berberoğlu'nun gönderilmesi senin açından bir şey ifade 17-25'te etmiyor mu? 17-25'te gitmedi. Çok sonra gitti. Tamam, çok sonra. Senin açından bir şey ifade etmiyor Çünkü mu? Başarısız oldu. Şeyden sonra gitti. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra gitti. Bak iyi hatırlıyorum. Ben Siirt'teydim hatta bir... 2,5 yıl önce yani. Şeydi yani 17-25 olmuş. 17-25 başarılı olsaydı Enis Berberoğlu kalırdı. Deviremeyeceklerini anlayınca onu aldılar. Senet Ergin geldi. Hatta bak o dönemde ben Enis Berberoğlu yayın yönetmeniyken iyi biliyorum. Toygun Atilla'nın FETÖ ile ilgili bir sürü önemli haberi ve söyleşisi o gazeteye girmedi. O adam ne haberler yaptı FETÖ ile alakalı? Olumlu anlamda yani. Ki Toygun Atilla FETÖ'yü en iyi bilenlerden biridir. O girmedi. Ama orada ben bu bağlantılardan o gazeteyi işte bak. O gazeteyi de ben suçlarım. Bir de MİT'ler ile ilgili ilk haberi yayınlayan Radikal'di. Fatih Yağmur'du. O da MİT tırlarından yargılanıyor biliyorsun. İkisi evet. De. Eyüpcan firari. Tutuklama kararı var Londra'da. Fatih Yağmur da yurt dışında ve Fatih Yağmur da Baylok çıktı ayrıca. Geçen gün oldu. Bu kadar net ilişkiler var yani. Peki okurlarımıza bir kere, izleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. TGDT'ye mesajın meşrekiyle bizlere mesajlarınızı gönderirseniz şu anda ekranın alt köşesinde yayınlanıyor. Yayınlanmaya devam edecek. Cem, bundan sonra CHP nasıl bir yol izler? Yani bak ben iş bununla... Çok güzel bir sordun. Hakikaten hatta bunun üzerine belki sen bile yazı yazabilirsin. Bak CHP'nin yapacağı şey şu. Şimdi bu ülke bizim. Ben hakikaten 80 milyonun şeyini biliyorum. 5-4 yıldır çok kavga ettim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlerken az önce şey diyor. Ben yürüyeceğim. Durmadan yürüyeceğim. Şimdi o öyle diyebilir. Diyor. 80 milyonuz. Bak Gezi'den bu yana bir sürü olay oldu. Yorulduk değil mi? Ve referandum oldu. Sistem de değişti artık. Cumhurbaşkanlığı sistemi. Cumhuriyet Halk Partisi eğer sokakları karıştırayım diyorsa, NATO ülkeye müdahale etsin istiyorsa, ki bana biraz o kokular geliyor burnuma, bunu bahane ediyorsa bu doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizim bak. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle bir sorunumuz yok. Bizim canımız onlar. CHP'ye oy veren insanlara saygımız var. Kılıçdaroğlu özellikle onlara seslendi. Hakkını yemeyelim, onu da söyleyelim. Asla taşkınlıklara ve provokasyonlara izin vermeyeceksiniz dedi. Sadece demokratik yollardan hakkınızı arayın dedi. Demokratik yürümek haklarıdır. Yürüyebilirler. Taşkınlık olmadan bunların hepsini yapabilirler. Ama yani orada sokakları karıştırmak ise bu tuzağa gelmemek lazım. Türkiye bunlardan yoruldu, bıktı. Ama CHP'ler de normal makul konuşsunlar. Bak bu Engin Altay'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dili zararlı.
Böyle bir kavgaya girdim, siz bu kavgadan çıkamazsınız. Olan size olur. Bak, milletvekiliniz gitti. Bir şeyiniz düştü. Ya o Engin Altay da düşer. Makul konuşun. Bak sen ne diyorsun, ben ne diyorum? Ya ceza doğru da tutuklama Yargıtay sonrasında kalabilirdi. Makul sesler geliyor buradan, burada oradan seninle, gelmiyor. Biz burada seninle konuştuk. Oğuz Güven'in, ki bugün tahliye edildi, evet, çok da doğru bir karar. Oğuz Güven'in tutuklanmasını eleştirmek belki de en son bizim yapacağımız şeylerden biri ama ilk önce biz söylüyoruz. Diyoruz ki ya burada bir yanlışlık var. Tamam, bir mücadele verin ama burada bir yanlışlık var. Yani 57 saniye kalan bir başlıktan dolayı bir adamı FETÖ'yle yardım, yataklık, bilmem şu bu diye içeri atarsanız altı boş kalır, toplumu ikna edemezsiniz. Evet. O tarihlerde bak, karşı tarafta şurada hata yaptı. Dediğin çok doğru. Süleyman şeyin, Oğuz Güven, bak benim hakkımda Cumhuriyet İnternet'inde en az 15 tane haberi var o. O başka. Bak. Ama diyorum ki yanlıştı tutuklanması. Bırakıldı, müthiş oldu. İyi oldu buraya. Ama karşı tarafta Süleyman Yeşil'i tutuklansın diye bastırmayacak. Anladın mı? Adam nikahsız first lady diye, o da tutuklandı o adam. 20 gün yattı içeride, çıktı. Ya bunlar da doğru değil. Yani burada her şey tutuklama çıkarsa, yani her olmadık şey tutuklama çıkarsa bu da doğru değil. O yüzden o Özgür'ün bırakılması da iyidir. Ya haklı, hak olan, adalet olan da budur. O açıdan da yargıyı da buradan tebrik ederim. Kutlayalım. Yani çok doğru bir karar. Evet, çok doğru. Kaçar kaçmaz, bu ayrı bir şey. Kaçsa da çok ciddi bir şey olmaz. Yani bu adamı nasıl elinizden kaçırdınız diye Türkiye ayaklanmaz. Hani Enis Berberoğlu veya diğerlerinde... Ya Oğuz Güven'i kaç kişi tanıyordu, bana söyle. Hiç kimse. Şimdi? Herkes tanıyor. O FETÖ'cüler, Nedim Şener, Ahmet Şıklı'nın... Ahmet Şıklı'yı kim tanıyordu Türkiye'de? Hiç kimse tanımıyordu. Şimdi yani... Ben bir gazeteci olarak Allah Allah dedim o dönemde. Ben bu Amerikalı, Avrupalı hukukçuların, büyük hukuk adamlarının makalelerini okuyorum. Mesela buraya gel, bu Alexis Tocqueville'in Amerika'da Demokrasi kitabına baktım. Yani şimdi bu şeyleri, Di Pietro'nun yazdıklarına baktım. İtalya'da temiz elleri götüren var ya. Bak onun bir lafı var Di Pietro'nun. Çok güzel. Diyor ki Süleyman Özdeşek. Her büyük kamu davası aynı zamanda bir PR çalışmasıdır. Bir halk ilişkiler çalışmasıdır diyor. Bak halkı yanına çekmen lazım. Her büyük kamu davası aynı zamanda bir PR çalışmasıdır. Halk ilişkiler. O yüzden böyle bakalım diyorum. Yani ben Enis Berberoğlu meselesi denirken de karar doğru da tutuklamayı Yargıtay sonrasına, Oğuz Güven'inki yanlış derken öbürleri de işte o 21 gazeteci mesela FETÖ'cü gazeteciler bırakılırken de o yanlıştı. O da bırakılırken yanlıştı. Şimdi bunları iyi götürmek şöyle lazım. Şöyle tahmin ediyorum. CHP'nin gezisi, CHP'liler demin söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir taşkınlığa izin vermeyin diye uyardı. CHP seçmeni de durup dururken böyle bir taşkınlığa girecek bir seçmen kitlesi değil. Ama evet, CHP seçmeni nasıl söyleyeyim, provokatörlerin içine provokatörler içine girdiğinde çok olayların birbirini izlediği bir sahne gördü Türkiye. Peki araya olaylar, provokasyoncular girmez mi? Girer. Ben CHP seçmenini ayırıyorum. CHP girer seçmeni bu ülkenin meşru seçmeni, oyunu veriyor. Kendi oylarıdır. Saygı duyacağız. Şimdi 16 kişi girse araya ne olur? Kesinlikle. Şuradan söyleyelim. Gezi olaylarında 10-15 kişi girdi. Neler olduğunu gördük. Evet. 16 Nisan'da referandumda bir yaygara koparıldı. Oylar çalındı, şu oldu, bu oldu diye. Kadıköy'de günlerce olaylar oldu. Provokatörler camilerdeki ezanı bile yuhaladılar. Evet, evet. İnsanlar sokağa çıksın da bir iç kargaşa çıksın diye. Madem CHP böyle bir yol ve yöntem izleme kararı aldı, şuna o zaman dikkat edecek. İçlerine provokatörlerin ve terörist kılıklıların girmesini de engelleyecek. Evet. Eğer engellemiyorsa, bu anlamda bir taşkınlık olursa, bu devletin hanesine değil CHP'nin hanesine eksi yani, olarak yansır. Onlar da ne kadar provokatör, mutlaka girmek isteyeceklerdir. Sokakları karıştırmak isteyen. Bak şu da isteniyor. Ben şimdi Michael Rubin'in bazı adamların yazdıklarına bakıyorum. Onların dedikleri olacağı için değil. Onlar işte Katar, sonra sıra Türkiye. Michael Rubin geri zekalı evet, peki öyle. Yani. Ama şöyle bir NATO müdahalesi isteniyor. Bak Türkiye'ye bazı, ben bunu görüyorum, NATO müdahalesi isteyen, gelip müdahale etsin diyen, sokaklar karışsın diyen var. Niye? Sokaklar karıştı, enerjin harcanıyor. Şöyle düşün, biz son 4 senede Gezi'yi 17-25 Aralık falan yaşamasaydık şu an ekonomimiz ne durumda olurdu? Çok daha iyi durumda olurdu değil mi? Evet. Turizmden dolayı 1-2 yıldır büyük kayıplarımız oldu. FETÖ dolayısıyla, PKK dolayısıyla.
bunlar olmaz diye düşünüyorum. O yüzden de çok tedbirli olmak lazım. Peki şeytanın avukatlığını yapıp sana bir soru sorayım. Sor. Enis Berberoğlu da 3-5 gün sonra damatlar gibi çıksa şaşırır mısın? Şimdi o yarın itiraz edilmiş galiba, yarın bu gece. Şu an bırakılırsa bence Yargıtay bekleyene kadar doğru olur. Onu söyleyeyim. Ama bir hafta 10 gün sonra bırakılırsa derler ki Bülent Arınç'ın damadı gibi. Madem bırakacaktı niye tutukladın derler. Derler yani. Madem suçluydu evet, niye bıraktın? Derler. Suçsuzdu niye? Şimdi ben o yüzden bak adalet olalım derken de şimdi deniyor ki kaçma şüphesi. İyi de yani Ömer Faruk Korumacı'nın da kaçma şüphesi var. FETÖ'cüler daha çok kaçıyor. Onu birazdan konuşalım. O Arınç'ın damadı ve diğer o tutuklu tutuklanıp serbest bırakılanları tekrar konuşalım. Bir kez daha hatırlatalım. Hashtag çalışmamız TGRT'ye mesajım. Mesajlarınızı bekliyoruz. Cem, geçtiğimiz hafta bir başka olay vardı. Biraz üzerinde konuştuk. Herkes bazıları kırmızı fularlı kız diyor. Bazıları da kırmızı yularlı kız demeye başladı. Evet. Yuları PKK'nın elinde olduğu için. Orada şöyle bir kafa karışıklığı oldu. Daha doğrusu orada başka bir PR çalışması mı yapıldı? Sanki Rakka kahramanıymış gibi, YPG'lilerle birlikte çatışıyormuş gibi bir hava estirildi ama bazı kaynaklar da Kato Dağı'nda Mehmetçik'le savaşırken, Mehmetçik'e karşı savaşırken öldürüldüğünü söylüyor. Evet. Bu konuda senin herhangi bir duyumun oldu mu? Ya da hangisi sana daha mantıklı geliyor? Yani şimdi bu kırmızı fularlı kız... Yularlı. Yularlı. Çok net bilgidir. Yani şeyimizin, bakanlıklarımızın, askerimizin bile Türk askerine kurşun sıkmıştır. Bak Türk askerine kurşun sıkmıştır. Ha DH'la da çarpıştı etti onu bilmiyorum. Ama benim için önemli olan Türk askerine kurşun sıkıp sıkmaması. Bunu yapmıştır. Ama bu Aybiki öğretmenimiz vardı. Şehit oldu. Ettiler. Allah rahmet etsin. Allah o kız kadar bazılarının gözünde bu Aybiki kızımızın bir değeri olmadı. Yani Aybiki kızımızın bir değeri olmadı onların gözünde. Çünkü ona Cumhurbaşkanı sahip çıktı. Ona devlet şey yapmadı. Bu teröristi kırmızı yularlı kıza böyle sahip çıkıyorlar. Çıksınlar. O hainlerin ne olduğu görülüyor ama burada işte o PKK'ya sahip çıkan barış bildirisini imzalayan alçaklar işte onlar da ettiklerini buluyorlar. Neticede bu kızım yani Aybiki kızımız Allah rahmet eylesin. Bu terörist de zaten bunun gebermiş zaten. Hadi çıksın şimdi saz çaldırsınlar, ekranlara çıkarsınlar, övsünler. Bir tanesi bunu ekrana çıkarıyordu Cüneyt Özdemir. Ortalarda yok hala. Gelsin övsün bunu. Ya o çıkardı bunları. Hak arayan ve şöyle veriyorlar. Bu arada çok özür dilerim. Sözünü unutma. Yönetmenimden ben rica edeyim. Bugün sabah senin programını, sizin programınızı izlerken de çok duygulandım. Sevgili yönetmenim bu Kato Dağı'nda arşı titreten o ezan sesini birazdan bir ekrana getirirsek, madem Kato Dağı dedik, onu da bir ekrana getirelim. Bu sözünü kestim. Şu soruyla devam edersen sevinirim. Tamam, onu birazdan verelim. Annesi Nuray Erçoğan 2015 genel seçimlerinde HDP'den Antalya 4. sıra adayı olmuştu. Evet. Kızıyla ilgili o Rakka kahramanıdır diyor. Türkiye aleyhine de çok çirkin açıklamalarda bulunmuş bugün. Yani bu... Yani sanki bir Türkiye düşmanlığı üzerinden bir açıklamada yani bulunmuş. Annesi de kızı gibiyse zaten vah ki vah yani. Yani devlete, anasına bak kızını al. Türk devletine asker sıkan, kurşun sıkan, Türk askerini hedefe koyan bu teröristi övenlerin zaten şu anda ekranda. Bu yani ülkede PKK'lıların bulunduğu mezarlığın başında. Neresi burası? Bilmiyorum burası. Yani neticede bu teröristler hak ettiklerini aldılar. Arkada yani, PKK bayrakları falan olduğuna göre demek ki bir PKK mezarlığı. Evet. Hain mezarlığı yani. Evet. Öyle diyeceksin. Doğru. Demek lazım. Yani bunlar Türk devletinin düşmanı, askerimize kurşun sıkan bu teröristi öldürdükleri için askerimiz yani kimi öldürdüyse artık yani. Bu olay Türkiye'de en çok kimi üzdü biliyor musun? Kimi? CHP'lileri. CHP'lileri mi? Niye? Böylelerine çok sahip çıkıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Buna sahip çıktı mı?
DHKPC'liler, Hendekçiler, PKK'lılar bazı şeyler başsağlığı mesajları gönderdi CHP bazı CHP'liler. Zaten CHP akıllı olsa bu duruma düşmezdi. Zerre gram akıl olmadığı için onlar da bu duruma düştüler. Rasyonel akıl sıfır. Yani o hiçbir hep duyguyla bir de kazanamayacağı bir savaşa mücadele ve haksız argümanlarla giriyor. Olacak iş değil ama bu kırmızı fularla kız hak ettiğini bulmuş, iyi olmuş yani. Bu şey açısından iyi bir şey. Peki. Cem ben hayatımın dönüm noktalarından biridir. Ben nedir o? Darbe gecesi okunan sela kadar güzel bir sela ömrü hayatımda evet. duymadım. Bir de bugün Kato Dağı'nda okunan o arşa yükselen ezan kadar beni duygulandıran bir ezan duymadım. Dinlerken sabah sizin programınızda Allah bu ülkeyi ezansız ve bayraksız bırakmasın dedim. Amin. Bundan herhalde bir 10 yıl önce, 15 yıl önce şöyle bir şey olsa bu asker büyük bir ihtimalle ihraç edilecek. O değil, onun komutanları da. Yani. Tabii. Hepsi. Yani şimdi tam bir Mehmetçik olarak ve peygamber ocağından çıkmış bir Mehmetçik olarak önce akşam ezanını okuyor, sonra iftar açıyorlar. O arşa değen o ezanı bir izleyicilerimizle beraber biz de bir izleyelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hakikaten yani Mehmet askerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik denir. Yani bütün kışlalarımızda böyle ezanlar yükselmeli. İslam dinimizin, güzel dinimizin bu ezanı da bütün bu kışlalarda böyle dinlenecek. Yani ben dinlerken Türk askeri dine karşı olamaz yani böyle bir şey yok. Dinlerken ezanına kurban, sesine kurban dedim sabahleyin. Dediğim gibi Allah bu ülkeyi ezansız bayraksız bırakmasın inşallah. Bütün yani Türk ordusu İslam'a karşı, dine karşı gibi bir algı zaten doğru değil. Bütün kışlalarımızda da bu ezan duyulmalı. Bu zaten Mehmetçik, peygamber önce iç içe zaten yani. Yıllarca buna uğraştılar. Yani halkla askerimizin arası bozulsun diye. Buna bir kısım darbeci askerler de çok çanak tuttu. Doğrusunu söylemek gerekirse ama şimdi bu değişiyor. Doğrusu bu. Cem ben oğlumun yemin törenine gittim komando. Yeni mi? Evet, bir iki hafta oldu. Şöyle Yemenili, başörtülü, çarşaflı, türbanlı, sakallı dedeler, neneler oturmuşlar askerlerle birlikte. Komutanlar o kadar nazik bir şekilde, zarafet içinde karşılıyorlar ki ya Türk Silahlı Kuvvetleri, işte şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri oldu diye böyle gıpta ile izledim. Hakikaten uzun yıllar biz kendi içimizde birbirimize yazık etmişiz. Aynen öyle. Aynen. Ama bunu daha çok ziyade o eski askeri kafaydı yani. Hepsi değil tamam. Darbeci kafa yıllarca 60, 70, 80, 90 kafasına göre darbe yaptı bu ülkede. Tabii. Bir şey yaptı. Hatta şimdi bazıları ben niye darbede burada değildim diye bir daha darbe aynen. yaptı. İşte 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyenler bunu görsünler. Olması gereken askerimiz, dinimiz hepsi bir arada ezanlar. Bütün kışlalarda ev yerden duyulmalı. Gerçek bu. Şimdi bu askerlerimiz hem dağda PKK'lılarla çatışıyor. Allah rahmet etsin. Evet. Aydoğan komutanın operasyon üzerine operasyon yaptığı dağda okunuyor bu ezan. Kato'da. Kato Dağı'nda. Aynı zamanda oruç. Ağızları oruçlu bir şekilde PKK'lılarla çatışıyorlar. Ve akşam
böyle iftar açıyorlar. Allah ayaklarını, tırnaklarını taşa değdirmesin amin, diyelim. Amin. Şimdi seninle geçen hafta bir çok hakikaten spontane gelişti. Polisin özlük haklarından bahsettim evet. Ve kıyamet koptu. Yani Doğru. İnanılmaz derecede mesajlar geldi. Beni yolda durduran polis kardeşlerim sana da çok selam söylediler. Belki seni durdurup bana selam göndermişlerdir evet. Bilmiyorum. Ya bunu biraz daha dile getirirseniz dedi Allah aşkına. Yani jandarmada İçişleri Bakanlığı'na bağlı, polis de İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ama jandarmanın 3600 ek gösterge hakkı var, bizim yok. Biz para bilmem şu bu falan derdinde değiliz ama en azından bu bir hak, evet. Bir emek. Yani bu emeğin verilmesi lazım. Sayın Davutoğlu'nu Başbakanlığı döneminde birileri kandırdı. 3000 ek gösterge ile 3600 ek gösterge arasında çok fark yok dediler. Ama dağlar kadar fark var. Yani evet. 3000 ek göstergenin zerre kadar bir katkısı yok polis kardeşlerimize. Son bu gezi 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da da hakikaten polisler olmasa bu ülke bugün ne durumda olurdu? Onu da iyi bir düşünmek aynen lazım öyle. Ve polis kardeşlerimizin o hak talebini bir kere daha Sayın Bakanımıza buradan iletmiş olalım. Evet, ben onu yani Sayın Bakanımıza söyledik biz bunu. Tabii bir çalışma olur mu? Şimdi Sayın Bakanımıza Allah'a var. Adam gece gündüz sahur iftar dağlarda, Kato'da, Şırnak'ta, Ağrı'da, her yerde yani dağ şeyde. İçişleri Bakanımızdan bahsediyorum Süleyman Bey'den. Adam Allah ona da uzun ömür versin. Müthiş uğraşıyor. Tabii yani şey yapıyor. Ama bu polisimizin özlük hakları hakikaten çok önemli bir konu. Polis de İstanbul, bütün Türkiye'de ama hani biz büyük şeyleri biraz daha çok görüyoruz. Yoksa Güneydoğu'yu, PKK, DHKPC, FETÖ, DH bunlara karşı bütün Türkiye'de mücadele veren bütün polislerimize buradan selam gönderelim. Adamlar hakikaten çok çalışıyor. Ne hakları varsa ben detayını bilmiyorum ama o özlük diyorsun. Bilmem, yani devletler ne verirse analarının ak sütü gibi helaldir. Yani o konuda hiç şey yok. Tabii yani bu Türkiye gibi bu coğrafyada görev yapan polisler, emniyet müdürleri birinci sınıf iş çıkarıyorlar. Darbeyi bu milletle beraber önleyenlerden biri de bu polisimizdir. Onu da söyleyelim burada. Ben geçen bazen bu ifade vermek için filan karakollara gidiyoruz. Yani ben görüyorum adamlar ya gece gündüz bilmem dosyalar hani bir de biz ifade vererek onlara iş çıkarıyoruz. Düşün yani onu da almak zorunda adamlar. Hakikaten çok çalışıyorlar. Ne olursa olsun polis de bu ülkenin yüz akıdır yani. Çok ben yani biz burada yorum yapıyoruz. Onlar sahada mücadele veriyor. Ya sadece şey de değil. Terör de değil. Bak. Tabii asayiş bilmem. Sayın Süleyman Soylu'nun bir lafı var. Dedi ki uyuşturucu satanlara PKK'lı muamelesi yapacaksınız dedi. Ya hakkını teslim etme açısından söylüyorum. Ya bu ben hakikaten hayranıyım. Yani 15 Temmuz'dan çok önce de çalışmalarını ben takip ediyordum. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan hakikaten soyadının hakkını çok iyi veriyor. Yani bu hafta İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele adına, kaçakçılıkla mücadele adına verilen mücadele destansı. Aynen öyle. Bir de benim kendi lafını kesmeyeyim. Kendi oturduğum Ataşehir bölgesi. Oradan gelip geçerken muhtarlar falan tanıyor. Ya hocam ne oldu diyor ya bu Ataşehir'de diyor bizim emniyet diyor tozu dumana kattı diyor. Bu hafta diyor yüzlerce eve girdiler uyuşturucuyla evet. Mücadele adına Ataşehir Emniyet Müdürlüğü. Tozu dumana kattılar sayısız kişiyi gözaltına aldılar diyor. Hint kenevirinden tut evinin içinde işte bilmem ne deniyor onlara onu da bilmiyorum. Bonzaisinden tut. Ben kendi bölgemiz içinde gözümüzün önünde evet. Olmasına rağmen bazen görmüyoruz. Hani çok daha büyük olaylarla ilgileniyormuşuz da gözden kaçırmışız gibi. Ve inceledim hakikaten ilçe ilçe, semt semt. Yani benim semtim Ataşehir'de çok müthiş çalışmalar yapılmış. Polis bir de Mustafa Çalışkan Bey hakkında bir rahatsızlık geçirdi diye bir dedikodu yaydılar. Onun da aslı yok. Yani yok kalp krizi geçirmiş bilmem ne diye. Turp gibi ayakta adam, var. Tabii şey ayakta. Ama polis bütün Türkiye'de çok iyi çalışıyor. Büyük şehirlerde işler biraz daha zahmetli. Daha nüfus yoğun ve kalabalık olduğu için. Ama çok iyi çalıştıklarını görelim ya. Yani. Gece düşünsene her gün FETÖ'yü kovala, PKK'yı kovala, bilmem neyi kovala, onu kovala. Uyuşturucu satıcısını kovala. Asayiş var. Bir de değil mi gece yollar mollar huzur operasyonları yapılıyor sürekli. Binlerce polis katılıyor oraya. 5000 polisten aşağı katılıyor. Evet. Bütün Türkiye'de 50 bin bazen katılıyor.
Allah hepsine yardımcısı olsun. Yani. Amin. Peki, kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra tüm hızıyla devam edeceğiz efendim. Evet, reklamlardan önce polisin özlük haklarını konuştuk. Polis kardeşlerimiz de sağ olsun bizi mesaj bombardımanına tuttu. Cem, Türkiye'nin durumu biraz her gün her saat dört mevsimi yaşayan bir ülke gibi. Evet. Biz reklam arasındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanı İstanbul Şube Müdürü M.Ö. FETÖ ile iltisaktan gözaltına alındı. Şu anda vatan emniyette ifade veriyor. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koruma müdürü değil mi? Evet. İstanbul Şube Müdürü. İstanbul Şube Müdürü. O alınmış, evet. Yani onu bu önümüzdeki dönemde bu FETÖ soruşturmalarında bu tür böyle ben şahsen bekliyorum. Sen böyle bomba gözaltılar operasyonlar bekliyor musun? Şimdi bugün İzmir'de kaç kişiyi gözaltına aldılar? 200 küsür müydü? 197 mi neydi? Orada hani bir sürü kişi var. Dün sanırım yine İçişleri Bakanlığı'nda bir 24 emniyet mensubunu aldılar. Evet, işte bu kaymakamlara yönelik bir şey var, bir hareketlilik var. Ordu içerisinde hala belli oranda olduğu altlarda söyleniyor. Ama şaşıracağımız bir isim çıkar mı? FETÖ iltisakıyla dolayı ona da görmek, bakmak lazım. Bilmiyorum hani bir şey. Ama bir şeyi biliyorum. Süleyman Bey'in hani o... Beni yakaladıysanız herkesi yakalarsınız demiş ya biri. Hı hı. O kişinin kim olduğunu biliyorum. O hakikaten onu tabii devlete düşer onu açıklamak. Ama o çok kritik bir isim. Yani o yakalandıysa hakikaten çok kişi yakalanır yani. Verdiği bilgilerin %99.9 isabetle gittiği söyleniyor. Evet, o kişi bir de yani devlette de belli bir görevi vardı o kişinin. Hakikaten yakalanmış. Bu şimdi şube koruma müdürü. M.Ö. Mesela iltisakı başka. Bir de Baylok hala deşifrelerde sürüyor ya bir yandan. Cem ben bu Baylok meselesinde bir şeyi anlamıyorum. Neyi? Şimdi her gün bir yerde bir operasyon yapılıyor. 24 kişi Baylok kullandıkları falan. Ya kafamda şöyle bir soru oluşuyor sürekli. Ya bunlar gerizekalı mı? Baylok kullanmışlar. Yani bizi bulamazlar diye mi şey yapıyorlar? Yok kader. Ben bir tanesinin ifadesini okudum. Kaderlerini bekliyorlar. Öyle mi? O ne? Biliyorlar Baylok yüklediğini. Kaçma girişimleri falan yok mu? Yok yok. Bak sana bir örnek vereyim. Bunu bizim Fatih Selek yazdı şeyde Türkiye Gazetesi'nde. Şimdi bir tane muhabir bizim galiba 24 TV'deydi. Tamam mı? Yani Baylok olduğu öğreniliyor. Biraz sıkıştırılıyor falan filan. Önce inkar ediyor, tamam mı? Aa, nasıl? Ya bende olmaz diye. Biraz üzerine polis üzerine gidiyor. Bilmem ne gidiyor. Sonra bütün FETÖ iltisakını tek tek anlatıyor. Bağlantılarını anlatıyor. Şeyde bunda da bunlar biliyor ama hepsi yurt dışına kaçamaz. FETÖ için hepsi birinci derece önemli değil ki bunların. Ama onlar bekliyorlar. Bir de o deşifreler ortaya çıkıyor ya. Şimdi daha 105 bin kişi, 110 bin kişi bulundu. Hayır bunlar ya. Neticede Baylok kullandıklarını biliyorlar. Tabii canım. Bir de yani... ben Baylok olsa şöyle dersin ya. Eyvah bugün bana gelir mi sıra? Çünkü MİT bunu çözdükçe konuşmaları ve e-postaları savcılara gönderiliyor. Savcılar da bunlara operasyon yapıyor. E şimdi sen de Baylok olsa tedirgin olursun. Mesela ben Baylok olanlara kendilerini yeniyorsam ben gideyim derim. Ben Baylok yükledim arkadaş. Şimdi sen yani. Kaymakamlar dedin ya bugün ifade veren birisi şunu söylemiş. FETÖ'nün üst düzey kişilerinden biri herhalde. Demiş ki sıra mülki amirlere geldiğinde yani kaymakamlara bilmem şunlara bunlara geldiğinde bunlar asla konuşmaz ve teslim olmaz. Çok sayıda intihar olayları göreceğiz demiş. Evet. Bu acaba intihar mı yoksa intihar süsü verilmiş infaz mı olacak? Bunu da ayrıca bir tartışma konuşmak aynen öyle. Lazım. Ama şimdi bu cezaevlerinde Allah'tan öyle zannettiğimiz gibi birkaç şey dışında intihar olmadı ölüm. Ben FETÖ'cülerine zannetmiyorum. Şimdi onlar bir daha güç ellediklerini düşünüyorlar. Bir toparlandılar. Aynı mesajları veriyorlar mahkemede. Aynı ifadeleri veriyorlar. Muhtemelen mülki idari amirleri de FETÖ'cü olanları bugün birisinin daha ifadesi verecekler. Var. Sıra Erdoğan'a gelecek, onu yargılayacağız diye. Bu arada tekrar hatırlatalım mı Talip Hocam? TGRT'ye mesajım, eşlik çalışmamız. Onu da bir duyurmuş olalım. Cem, bu konunun sulandırıldığını zaman zaman konuştuk. Evet. Yani FETÖ konusunda bazı ihbarda bulunan kişilerin
meseleyi sulandırdığını, kişisel hesaplaşmalar üzerinden gittiklerine şahit olduk. Hatta birkaç haftadır bazı şeylere şahit oluyorum. Mesela BİMER'e, CİMER'e şikayette bulunan kişiler bir süre sonra şikayet ettiği kişinin şikayet dilekçesiyle birlikte karşısına dikildiğini, beni niye evet. şikayet ettin dediğini söylüyorlar. Bana o şikayetleri göstermişler, gönderdiler. Bu normal bir şey mi? Yani CİMER'e, BİMER'e bir şikayet dilekçesinde bulunuyorsun. Devlet diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, çekinmeyin, şikayette bulunun. Ben gidip diyorum ki, efendim Abbas bilmem kim, FETÖ'cüdür, delillerini ortaya koyuyorum. Bir süre sonra Abbas geliyor bana, diyor ki, beyefendi sen niye beni şikayet ettin, gel bakayım buraya diyor. Benimle hesaplaşmaya kalkıyor. Şimdi bu normal bir şey mi? Evet. Yalnız orada da şöyle bir şey var. Ben böyle bir tane problemli birini, yani ihbarda bulunan emniyete söyledim mesela, bakıldı. O ihbarda bulunan kişi aslında sevmediği birini içeri attırmak için yapıyor. Şimdi bana, sana da gelmişler. Mesela adam aile üyelerini ifşa ediyor. Kızmış. FETÖ falan yok işin içinde. Böyle olaylar da var. Oradaki şey şu. Delilin olacak. Mesela diyeceksin ki delil. Yani ki şurada şu tarihte bunu yapmıştı. Burada ya bu tarihte de, bunu tamam, delil olacak ama. Evet. Yani ben seni ihbar ettim. Sen geldin dilekçeyle benim karşıma dikildin. Elde silah olan sen niye beni ihbar ettin diye vurdun alnımın çatısına. Orada işte gizlenmesi lazım. Böyle bir şey var mı ya? İhbar edenin gizlenmesi lazım. İhbar edene, şimdi diyelim ki sen birini ihbar ediyorsun. O ihbar eden, ihbar edilen kişi edeni bulursa, ona söylenirse o iyi bir şey değil. Onun saklanması lazım. Birebir aynısı. Ben mahallemden taşındım diyor. O zaman o polise bir sızma var. Veya BİMER'de, başbakanlıkta ya da bir yerde bir sızma var. O sızma gidiyor, diyor ki ya Cem seni şikayet etti diyor. Bu mesele, bu mesele niye sulandırılıyor mu? Herkes önüne gelen ihbarda bulunuyor dedim ya. Şimdi ben bir olay anlatacağım. Ekran başındakiler istirham ediyorum. Özellikle kulak kesilsinler bu meseleye. Bu mesele sulandırıldığında ucu nerelere dayanıyor? Bunu bir görelim. Nedir? Talip Hocam, Mesut Çam denen şu haysiyetsizi bir ekrana getirelim. O fotoğrafını, gözlüklü bir... Evet. Hocam şu kişiye dikkatli bak. Neci bu? Bu Mesut Çam Kahramanmaraş'ta gidiyor savcıya, ihbarda bulunuyor. Diyor ki ben şunun FETÖ, şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü, şu şöyledir, bu böyledir, bilmem şu bu ve bunun ifadeleri olduğu gibi iddianameye giriyor. Olduğu gibi. Tabii. Olduğu gibi iddianameye giriyor. Peki bu Mesut Çam denen haysiyetsiz kim? Şimdi kim? Onun dosyasını ben sana okuyayım. Bu şahıs 2001 yıllarında Kahramanmaraş'ta küçük yaşta bir kızı alıkoyma, tecavüz ve aynı zamanda o küçük kızı öldürmekten dolayı yargılanıyor. 10 yıl ceza alıyor. Hapiste yatıyor. Evet. Aynı zamanda çıkıyor. Ve hala olduğu şekliyle suç dosyası kabararak devam ediyor. Yanında Nazmi Gür Ocak diye birisi var. Bunların hepsi kayıtlara geçtiği için evet. Açık açık söylüyorum. Keşke bana bir dava da açsa, şöyle bir şu vatandaşı bir dünya gözüyle görsem diyorum. Çek senet mafyacılığı yapıyor şu anda kendi bölgesinde. Bu herkes ihbar mı ediyor FETÖ'cü diye? Tabii. Sonra haraca kesiyor. Bunun tabii bunun ifadeleri de iddianamede var. Savcılığın iddianamesinde var. Ya be kardeşim. Ya Allah'tan korkun ya. Yani tamam evet. ihbarda bulun ama böyle bir aşağılık, haysiyetsizliğin sözlerini de ya ben buna tek kelime söyletmem. Maraş'ta yani. Mı yapıyormuş bu? Evet. Valla Maraş Emniyeti de savcılık bunu... hiç, savcılık, emniyet, bilmem şu bu, hiç mi gelen birisinin özgeçmişine bakmaz, suç dosyasına, sicil dosyasına hiç mi bakmaz ya? Tabii 10 yıl yatmış tecavüzden, ondan bundan. Tecavüz ettiği minik kızı öldürmüş, çek senet mafyacılığı yapıyor, oradan buradan para kaldırıyor. İki ayrı iki eşi var. Adı ne bunun? Rivayete göre ne eşlerinden Çam? Birini pazarlıyor, bilmem şu bu. Adı ne bunun? Mesut Çam. Valla Maraş Emniyet Müdürü'ne buradan seslenelim. Böyle
bu adam hakkında gereğini yapsın. Ya bir de bu dediğini yapıyorsa da suç. Dışarıda gezmemesi lazım. Suçtan. Yani burada bizim savcılığa söyleyecek bir şeyimiz yok mu? Allah emniyete, aşkına yani emniyet de. Emniyet yani savcılık da bunu alıyor, iddianameye koyuyor. Şimdi hiç mi bunun emniyet bunun dosyasına bakmıyor mu? Ama bak, bu güvenilir mi? Savcılar ama şöyle yapıyorlar, bak onu söyleyeyim. Şimdi mesela Ekrem Dumanlı var ya, Ekrem Dumanlı FETÖ'cü değil mi? Net. Onun bile ifadeleri çatı iddianamesinde var. Şimdi delil olarak yok, hani FETÖ'cü biri olduğu için o da var. Savcılar galiba bu tür durumda her şeyi yazmak durumunda diye bir şey biliyorum, bilmiyorum. Bunu bence emniyet bir durum, emniyet halletmeli bunu. Emniyet bunun dosyasını alacak, bakacak neyse paketleyip ilgili yere verecek yani bunu. Şimdi bunun ihbarı üzerine acaba ben dün geldi bu bilgi bana, bugün geldi. Açtım fotoğrafına baktım, dedim ki bunun ihbarı üzerine acaba şu anda gözaltına alınıp hapiste olan kimse var mı? Var mıymış? Bilmiyorum. Zannetmiyorum ya, böyle bir bu kadar sicili bozuk bir adamın sözüne kim itibar eder? Niye sicili bozuk adamın sözleri iddianameye giriyor? İddianameye girebilir. İddianameye girmez Cem, böyle bir şey olmaz. Bak, şimdi sana bir şey diyeyim. Emre Uslu var ya, çatı iddia, Emre Uslu'nun da lafları var. O iddianame savcı yazar, delil olarak da yazar. En aşağılık adamın kili, bak şeyde Nürnberg mahkemelerinde yargılanan Hitler'in sözleri de girdi. Göbelsinkiler de girdi. Mahkeme onu yazar ama delil değildir o. Bu da böyle dedi demiştir yani. Bu adam şimdi Fethullah Gülen alçak bir adam değil mi? Onun ifadeleri de giriyor. Bu da alçak bir adam. 12 de girer. Bak bu şahıs en son çek senet mafyası işinde çalışıyor. Beytullah Ekşi isimli bir şahsın 4 bin lira olan senedini 480 bin lira yapıyor kalem oynatarak. Gaziantep'te bir avukata veriyor ve bu karşıdaki kişi hakkında haksız yere icra işlemi başlatıyor. Bu konuda da mahkemelik oluyor. Valla çok enteresan şimdi sen. Bu Kayseri Maraş Emniyet Müdürü bence hemen bu kişi hakkında gerekeni yapmalı. Yani bu dediklerine baksana. O bir de hanımlarla ilgili bir şey söylediğin şey bu acayip suç yani bunlar. Aleni suç bunlar yani. Nasıl yok? Valla eğer inşallah böyle değildir. İnşallah. Emniyet birimlerine ihbarda bulunanların içinde böyle 3-5 tane böyle aşağılık insan varsa. Evet. Vay bu ülkenin haline. Aynen. Yani bunların yüzünden de eğer masumlar ve mağdurlar varsa içeride, o zaman da vay bizim halimize. Aynen. Öteki dünyada biz bunun hesabını nasıl veririz onu da biz düşünelim. Evet. FETÖ demişken CHP Darbe Araştırma Komisyonu raporuyla ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı. Yine kontrollü darbe, yine bir dizi ezberlenmiş sözler konuşuldu, söylendi. Yine Hulusi Akar, yine Hakan Fidan. Aslında son bir yıldır duyduğumuzdan farklı bir şey yok. Sadece üslup biraz daha ağır. Ben CHP'nin 300 sayfalık şerhinin bir kısmını okudum. Hepsini değil. Yani şerh düşmüşler 300 sayfa. Ama şöyle söyleyeyim. Bir madde dışında hepsi problemli. Bir haklı oldukları yeri söyleyeyim. İhbar geliyor diyor. Darbe ihbarı geliyor. Darbe ihbarı geldikten sonra yani Hakan Fidan genelkurmaya gidiyor filan. Hulusi Akar orada tedbir almaya çalışıyor. Kara Havacılık Okulu'na adam gönderiyorlar. Uçuşları durduruyor. Kara Kuvvetleri Komutanı geliyor. O esnada bu ihbar alınmışken diğer kuvvet komutanı ve paşaların düğüne gitmesi problemli. Bak bu doğru bir soru bence yani okuduğum. Ama efendim Fuat Uğur 3 tane yazı yazdı. Fuat Uğur darbeyi biliyorsa o zaman MİT de biliyordur. MİT biliyorsa Erdoğan da biliyordur. Erdoğan biliyorsa dağlar da biliyordur filan. Ya böyle bir algı var mı ya? Fuat Uğur bir tane tanığının kendisine yani kaynağının geldiğini yazmış. Ya mümkün olsa Fuat Uğur'u dar ağacına çekecekler. Hani, işkenceyle konuşacaklar. Sen bir şey biliyor musun? Mart 2016'da yazmış. Ya madem sen biliyordun CHP olarak sen söyleseydin hükümete darbe olacak diye. Hükümet o tarihlerde darbe olacak diye İnsanları tutuklama veya oradan atsaydı bu FETÖ'cüleri, oradaki Kemalistleri ya da Türkçüleri tasfiye ediyor diyecektiniz. Darbe olmadan yapsaydı hükümet. Ya bunu. Kıyamet kopardı. Hepsi Zaman Gazetesi'nin STV'nin önündeydi. Aynen öyle. Şimdi hayır, bu orduya yönelik bir şey yapsaydı darbeden önce. Şimdi oradaki şey bu. İkincisi efendim diyor bak demin Kılıçdaroğlu CNN'di. Arada bakıyorum gene o da söylüyor. Ya bak bu OK denilen binbaşı MİT'e geldiğinde darbe demiyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız bir adam geldiğinde dilimizde tüy bitti. Evet, ihbarda bulunduğunda zaten kaydeder o kişiyi.
O kayıtlar inceleniyor. Hulusi Akar Bey de paşamıza belli ki onu izlemiş. O da darbe demiyor. Bir kalkışma dönüyor. Ne zaman darbe dedim diyor o ki? Ağustos 2016'da darbeden bir ay sonra o dönemki Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodala ifade verdiğinde darbe dedim diyor. Ama MİT'te verdiği ifade darbe yok. Kılıçdaroğlu demiş hala bakıyorum. Efendim bir darbe demiş diyor. Ya darbe dememiş adam. Hala darbe demiş diyorsun. O darbeleri araştırma komisyonunun raporuna bak, benim de çok itirazım var. Bence çok kötü bir rapor. Bak söyleyeyim. Ve ben o raporda hiçbir şey yok. Yani FETÖ'yü açığa çıkaracak bir şey de yok. Ama CHP'nin onlara yazdığı şey, yani eleştirinin eleştirisi diye düşün. O da haber var. Fuat Uğur var. Bir diğerleri var. Mesleği var. Efendim OK dedi var. Bilmem ne var. Şey var. Bir tane doğru soru soruyor. CHP de doğru soru. Bir de onlar da biliyor. Bak biliniyordu. Engellenmedi. Önlenmedi. Ve AK Parti bunu kullanıp bütün muhalifleri ezdi. Ya arkadaş el insaf. Adamın kendi Mustafa Varank'ın abisi şehit olmuş. İşte ne bileyim Erol Olçak şehit olmuş. Yani bir sürü insan şehit olmuş. Bunu kasıtlı yaptı dersen, kontrolü darbe dersen işte, bu rasyonel akılsızlığı gösterirse CHP her daim böyle mahkum olur. Gider Deniz Baykal, gelir Kılıçdaroğlu. Gider Kılıçdaroğlu, gelir örneğin Muharrem İnce mesela. Bir şey değişmez. Kafa değişmiyor ki ya. Adam diye şekil değişiyor. Muhteva değişmiyor. O yüzden de bunların biraz daha akıllı adam. Ya ben şunu, o kadar çok sorulacak soru var ki. Akıl olsa soracaklar da bunların derdi ne biliyor musunuz? Hala Lahey'de yargılayacağız. Yani yargılatacağız. Asacağız, keseceğiz. Hesap, sen hükümetle böyle bir dönemde kavgaya girdin. Bundan çıkabilir misin? Cem, Süleyman Demirel'in siyaset dönemi olsa şu darbede darbe komisyonu böyle saçma sapan demeyelim de böyle içi boş bir rapor şey yapsa Süleyman Demirel iktidarın gırtlağından tutar böyle sallar, sarsar. Bak, şimdi bunların o şeyi yok. Bak müthiş bir örnek verdin. Sana bunu bir örnek vereyim. 87 seçimleri oluyor. ANAP 100-36 alıyor. Demirel ikinci parti, Doğru Yol Partisi. 87 Kasım bütçe görüşmeleri yapıyor. YouTube'da var bak girsinler. 1987 bütçe görüşmeleri Süleyman Demirel'in konuşması diye. 2 saat 12 dakika. Ben hep son dakikasına kadar izledim. Bir muhalefet yapıyor. Bak ne yaptı biliyor musun? Sallıyor resmen. Özal'ı darmadağın etti. Özal kamu harcamalarını artırdı. Enflasyon bilmem ne oldu. Önce 89'da yerel seçimleri, 91'de de iktidarı kaybetti. Çünkü Demirel iyi muhalefet yapıyor. Adam öyle vuruyor ki ama bunlar gibi böyle uçuk değil. Gerçek bütçeden giriyor, bilmem neyden giriyor. Sağlık reformundan giriyor. O şeylerden giriyor. Neydi bu? SSK'dan giriyor, bilmem nereden giriyor. Ya bu kadar konu var. Şimdi biz galiba asıl rezaleti şeyde yaşayacağız. Uyum yasaları geliyor. Kılıçdaroğlu meclisi kilitleyin demiş. Ne kadar kilitleyecek? Mecliste yok o kavga gürültü falan olur. Yeniden bazı milletvekilleri kaval kemiklerine falan ısırılabilir söyleyeyim sana. Uçan tekme atabilirler. Burnu kırılan. Geçen sefer birinin burnuna yumruk atmıştı. Şey dedi, neredeyse yumruk atan CHP'li şey diyecekti, burnuyla bana saldırdı diyecekti. Şurada bile bak şöyle bir şey, fırsatları var CHP'nin. Uyum yasaları değil mi? Yasa yani ana başlık geçti. İçeriler şimdi seçim kanunları bilmem, bütün kanunlar bir daha görüşülecek. Şurada Cumhuriyet Halk Partisi şu hükümete eleştiri getirse ya da bazı destekler çıksa şu anayasayı bir daha yazabilirler. Şimdi uyum yasalarında. Bunu yap ya. Getir öneri. Öyle bir öneri getirirsin ki hükümetin elini ayağını kilitlersin. Siyaset yapmak budur ya. Yani akıllı siyaset yapmak gibi. O bir tek CHP'nin beceremediği bir şey. Demin bahsettiğim o kişi vardı ya hani bu suç dosyası evet. Kabarık kişi. Bu şahsın ifadesine istinaden bir vatandaş cezaevinde bir vatandaş da aranıyor. İki polis de açığa alınmış. Evet. Tekrar bir kere daha. Peki bu kişi neredeymiş? Bu kişi hala ihbarda bulunuyor. Onu niye almıyorlar? İşte yani ihbarcı demek ki. Güvenilir ihbarcı. Evet. Kısa bir reklam aramız var ama reklamlardan sonra Deniz Baykal dosyasını açacağız. Deniz Baykal'a kaset kumpasını kimin kurduğunu, o kaset görüntülerini, gizli kameraları o eve kimlerin yerleştirdiğini, kimlerden destek aldığını, soruşturmanın 5 yıl boyunca neden ilerlemediğini, zanlıları kimlerin koruduğunu, kimlerin dosyaları hasır altı ettiğini tek tek sizlere anlatacağız. Kısa bir reklam arası.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Reklamlardan önce Baykal'a kurulan kaset kumpasını kimlerin nasıl kurduğunu, kimlerden yardım aldığını açıklayacağımızı söylemiştik. Cem, o dönem herhalde Türkiye'de hiç kimse, o döneme şahit olan hiç kimse o günleri unutmadı. 10 Mayıs 2010 tarihi. Evet. Onunla ilgili ben savcılığa bir ifade verdim, bilmiyorum. Gördüm. O döneme, o habere rastladın mı? Geçen sene mi verdim, bu sene başında? 2016 yılında verdim. O süreci izleyicilerimize kısaca bir anlatayım ben. Tabii. Hı. Şimdi 9 Mayıs 2010 tarihinde gece yarısı saat 11.50 civarı bana bir telefon geldi. Arayan şu anda FETÖ'den içeride tutuklu bulunan Cevheri Güven. Evet. O dönemde Aktif Haber isimli bir sitenin başında. Nokta dergisi de vardı sanırım o dönemde. Nokta dergisinde de bir görev vardı. Şu an tutuklu o. Evet. Cevheri Güven. Ya bizde böyle bir kaset var. Baykal'ın sekreteriyle bilmem şu bu falan diye. O detaylara çok girmeyelim. Bunu ben senin mailine gönderdim abi. Bunu yayınlar mısın dedi. Dedim ki ya ben bırak yayınlamayı, yani konuşmayı bile. Evet. Edep ve adap sınırlarının dışında bulurum dedim. Böyle bir şeyi asla yayınlamam dedim. Özel hayat. Sonra abi bak Akit Haber'e gönderdik. Vakit herhalde o zaman. Oraya gönderdik. Onlar yayınlayacak dedi. Haber Vaktim. Evet. O dönemde ismi oydu galiba. Ben yayınlamayacağımı söyledim ve 5-10 dakika içinde baktığımda yayınlandığını gördüm. Ve bundan yaklaşık 2016 yılında da bir televizyon programında Habertürk'te konuşurken o an tesadüfen aklıma geldi. Baykal'ın kaseti konuşuluyordu. Ben hafızamdan tamamen silmişim neredeyse o olayı. Evet. Aklıma geldi. Dedim ki ben bu konuyla ilgili detayları biliyorum dedim. Bana falan tarihte Cevheri Güven isimli bir kişi bunu gönderdi. Bu kumpasın içinde iki tane CHP'li milletvekilinin olduğunu da söyledi. Bu kaseti yayınlamamı istedi. Ben yayınlamayacağımı söyledim. Bunun üzerine bunu Baykal kasetini soruşturan Sayın Alpaslan Karabayır sanırım. Cumhuriyet Savcımız. Evet. Benim ifademe başvurmak için beni Ankara'ya davet etti. Ankara'ya gittim. Bildiklerimi tek tek söyledim. Kendisine aktardım. Bu süreci anlattın yani. Evet. Bu süreci anlattım ve bana söylenen şuydu, biz bu bilgiler bizde hiç yoktu bugüne kadar. Bu bilgiler bizim önümüzü açtı, pek çok noktaya ulaşmamıza vesile oldu. Bu benim bu açıklamamdan sonra haber vaktimde Vedat Yenerer, o da şu anda içeride. Dışarıda o, dışarıda değil mi? İçeride. İçeride mi? Onu da aldılar. İkisi birlikte yapmışlar. Hı hı. Ve daha sonra ben bu işin üzerine biraz düşünce meselenin bütün detaylarına yavaş yavaş hakim olmaya başladım. Şimdi hatırlarsan gerek Kemal Kılıçdaroğlu ama ondan önce Sayın Baykal İstifa ettiğinde özellikle ekrana çıkıp bir konuşma yapmıştı. Onun videosunu şu anda, çok uzun bir konuşma. Pensilvanya'ya teşekkür etti. Evet, Pensilvanya'ya selam çakmıştı. Ve daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu sanki bu kumpası Deniz Baykal'a dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğunu ima etmişti. Hatta bir ara açık açık da söylemişti. Ama meselenin böyle olmadığı daha sonra ortaya çıktı. Şu anda bendeki dosya açılmıyor. Ben önce bu süreç içinde, bugüne kadar yapılan açıklamalar içinde eksik kalan bir şeyi sana sormak istiyorum. Ben cevabını biliyorum da. Nedir o? Özellikle sana sormak istiyorum. Şimdi savcılık Deniz Baykal'a gel, sana bu kaset kumpasını kimin kurduğunu bize anlat diyor. Evet. Yani şöyle düşün. Geçen hafta bu konuda bir yazı da yazdım. Şöyle bir hayal et. Bütün siyasi kariyerin yerle bir olmuş. Rezil rüsva olmuşsun. Sana bir komplo kurulmuş. Ve yapman gereken tek şey bu komployu kimin kurduğunu, daha doğrusu şüphelerini gidip savcıya aktarmak. Ama
ısrarla ve itinayla savcıdan kaçıyorsun. Bu nasıl bir ruh halidir ki savcıdan kaçıyorsun? Ya da niye Pensilvanya'yı suçlamıyorsun? Evet. Şimdi burada bence Deniz Baykal'ın kasetiyle alakalı mesele de şudur. Tabii iğrenç bir FETÖ yöntemi olduğunun altını bir daha çizelim. Şimdi ben şunu söylüyorum. Deniz Baykal o zaman anlıyoruz. FETÖ 2010'un Mayıs ayında çok güçlüydü. Ama 17-25 Aralık oldu. O zaman gene konuşmadı. Yani hiçbir zaman FETÖ demedi. 15 Temmuz oldu. Ben hatırlıyorum. Katıldığı bir yayında gene orada da söylediği şeyde ya çok işte o yine hizmet hareketi diyor o zaman. Onların tabii da katıldığını görünce diyor üzüldüm. Ben burada Deniz Baykal'ın... Pardon, Vedat Yener'e demişim. Yener dönmez. Yener dönmez. Evet, o yüzden ismini, dedim ya. İsmini yanlış söyledim. Vedat Yener'den çok özür diliyorum. Evet. Vedat Yener değil, Yener dönmez yani şey. Dolayısıyla Deniz Baykal burada FETÖ'ye tek bir laf etmeyip, hala etmeyip, bu işin kumpasını kuran bütün polisler açığa çıkarıldığı halde, FETÖ'cü polisler. Biliyorsun bir de o kredi kartını yatırıp o videoyu yayınlatan Tarkim Havacılık vardı bu şeyde. Biliyorum. Tarkim Havacılık, onlar kaçtı, şirkete kayyum atandı ve o Tarkim Havacılığı'nın sahipleri şu an Miami'de yaşıyorlar, Amerika'da yaşıyorlar. Bunun baştan aşağı bir FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktığı halde Deniz Baykal hala FETÖ demiyor. O zaman hala demiyorsan bir şeyden demek lazım. Ya başka bir şeyden korkuyorsun ya da hakikaten yani safsı demek istemiyorum. Deniz Baykal saf bir insan değil ama korkuyor demek istiyorum. Neden korkuyor olabilir? Ya şimdi yani dillendirmek bile istemiyorum. Yani başka şeylerden mi korkuyor? İnşallah öyle değildir yani. Ya şu saatten sonra daha ne olabilir ki? Yani? Ona girmeyeceğim ben. Yani korktuğu şeyleri kamuoyu çoğu biliyor. Şimdi bununla ilgili detayları vereyim ben. 2011 yılında bu dosya açıldı. Baykal'a kumpas dosyası. 2016 yılına, 2015 yılının Aralık ayına kadar bir arpa boyu yol almadı. Evet. Ama 2016 yılında Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Karabayır evet, bu meseleye el atmaya başladıktan sonra bu mesele çorap söküğü gibi bilgiler akmaya başladı. Durum ne şimdi, son durum? Niye bir arpa boyu yol alınamadı? Çünkü bu işin içinde dönemin emniyet istihbaratının içine çöreklenmiş FETÖ'cüler vardı. Evet, evet. Ve ne yapıyor? BTK'dan cevap gelmiyor. Dinlenen bütün herkesle ilgili BTK'ya yazı yazılıyor. Bu kişi dinlendi mi? Bizde öyle bir kayıt yok. Şu kişi dinlendi mi? Bizde öyle bir kayıt yok. Resmen var. Daha sonra ortaya evet çıktı. Hepsi dinlenmiş. Kayıtlar var. Şimdi durum ne diye sordun, onu ben anlatayım. Şöyle düşün. Van Emniyet Müdürlüğü'nden bir polis memuru İstanbul'a geliyor. Van'da o gün görevli. Normalde görevinin evet başında olması gereken bir kişi. İstanbul diyorum, Ankara'ya geliyor. Cep telefonunu da Van'da bırakarak geliyor. Ve Baykal'ın, Nesrin Baytok'un evinin kapısını açan, yani kasetler, gizli kameralar yerleştirilirken gidip bulunan çilingiri baskı altına alıyor. FETÖ'cüler. Tabii. Evet. FETÖ'cü bu Özgür Türker. Hı hı. Ve baskı altına alırken suçüstü yakalanıyor. Hı. Bu bahsini ettiğim çilingire dünyanın servetini öneriyorlar. Bak sana şu kadar para verelim diyorlar. Çilingir hakikaten çok yürekli çıkıyor. Bu çilingir sadece o olayda da kullanılmamış. Bu MHP'lilerin olayı falan var ya. Evet. Birçoğunda kullanılmış. Uzun dönem bu evi arıyorlar. Evi nihayet buluyorlar. Şimdi o eve yerleştirilen kamera görüntülü kameraları da nerelere yerleştirilmiş, nasıl yerleştirilmiş? Onları da sevgili yönetmenim ekrana getirsin. Ve şöyle tek tek ben isimleri de bir yandan... Evin bütün odalarına yerleştirilmiş galiba değil şöyle, mi? Şöyle, Talip Hocam bizi ekrandan bir kaldıralım. O fotoğrafı biraz büyütelim lütfen. Şimdi bu şu giriş kapısı var ya, evet, bu şu anda ekranda tam olarak
Şu yukarıdaki buatlar var ya, yaptıkları hata şu bak. Sol taraftaki buat dediğimiz o elektrik kapağı düz. Normalde her yerde o var. Ama kamera taktıkları yerde bombeli bir şekilde kapak koyuyorlar. Niye? Kamerayı içine yerleştirebilmek için. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz şöyle anlamasın. Yani kamera dediğimiz o web kamerası veya bilmem işte şu tabii, bu tabii. falan değil. Kamera dediğimiz şey, Talip Hocam şu benim kalemi bir gösterebilirsek. Şu kameranın, şu kalemin ucu kadar bir şey. Yani gidip dibine kadar girsen de göremeyeceğin küçüklükte kameralar. Evet. Ve şu odada bahsedilen diğer o başa alırsak aşağıda 5-6 tane buatın yan yana olduğu görüntüler vardı. Onlar değil, bir önceki 5-6 tane buat yukarıda duvar dibinde. Evet, şurada. Şimdi bak Cem Hocam, 1-2-3 aşağıda tam kapının arkası var ya aşağı bölüm. Evet. O kapının arka bölümünde bir puf konulmuş oraya, yastık şeklinde. Hani üzerine oturulan puflar oluyor ya, sehpa gibi. Evet. Onun üzerindeki kameradan gelen görüntü Türkiye'ye yansıdı. Bizim izlediğimiz kamera o. Şu aşağı kısımda, hatta izi bile duvarda var. Hala izi duvarda duruyor. Şimdi bütün buraya kameralar yerleştirilmiş tamamına. Peki polis bunu nereden tespit ediyor? Talip Hocam, o demin şey yaptığın 4-5 tane şey vardı ya, priz yeri vardı ya, onları bir girelim. Oradan polisin nereden bulduğunu oradan şey yapacağız. Aşağıdakiler hocam, evet bunların şu. Şimdi bak hocam, ekrana bakarsan bu elektrik tellerinde genelde bir klips oluyor. Plastik klips. Genelde elektrikçiler böyle çalışıyor. Dikkat edersen bu dördünde klips var. Hangisinde yok? Bir sonraki resimde göreceğiz. Bir sonraki resimde Talip Hocam o bir son... bak. Şimdi bak, büyük resme dikkat edersen orada bantla yapıştırmıştır. Klips yok. Ve hatta... Ama normal bir insanın bunu bulması kolay değil ama, değil mi? Bunu ancak bir polis göre bulabilir bunu gene. Bu işi Türkiye'nin alanında tek polislerinden biri buluyor. Hayır, başka yok. Yani şimdi kendi evimizde şurada şöyle bir şey olsa, şu kan diyelim ki, biz bunu anlayamayız. Yok, mümkün değil. Mümkün yani değil. Televizyonun içine, ben bazı fotoğraflar gördüm. Televizyonun içine öyle bir yere yerleştiriyorlar ki kalemin ucu bile çok fazla kalın geliyor. Gidip baksan göremiyorsun. Evet, evet, doğru. Ve öyle bir açı veriyor ki bütün odayı balık gözüyle görüyor. Balık gözüyle görüyor. Yani evin 8-10 yerine şey yapıyor. Hani girsem buraya, işte burada kamera var mı falan diye öyle gözle göreceğim bir şey değil. Evet. Yani mercekle baksan belki görürsün. Anca araman lazım. Tabii. Zıt diye şey, dedektörle araman lazım. Şimdi yani. Burada polisler bu evi buluyor. Uzun uğraşlar sonucu ve daha sonra bu evin içinde bir konum ankeni buluyorlar. O Türkiye'ye yansıyan görüntülerin bir benzerini çekiyorlar. Bakın o fotoğrafı biraz yakınlaştıralım hocam. Fotoğraflarda herhangi bir sakınca yok, sıkıntı yok. Şimdi soldaki fotoğraf koltukta oturan Deniz Baykal. Soldaki fotoğraf. Ayakta evet. olan Nesrin Baytok'un eşi. Sağdaki fotoğraf bak aynı açı. Polis arkadaşlar orada ciddi bir çalışma yapmış. Neredeyse aynı. Sadece şu var. O evde şu anda başka biri oturuyor. Eşyaları değiştirdiği için eşyalar biraz farklı. Evet. Ama görüntü şeyi birebir aynı. Evet. Bir diğer görüntü daha vardı Talip Hocam. Onu da bir görelim. Bir kare daha vardı. O kareyi de ekrana getirirsek. Şimdi şu. Bak. Soldaki fotoğraf Deniz Baykal'ın yatağın üzerinde oturduğu fotoğraf. Evet. Yüzü kapatılmış. Sağdaki fotoğrafsa konu mankeni olarak kullanılan bir vatandaş. Bak. Kameranın konulduğu yer, o demin gösterdiğim puf dedim ya. Evet. Kapının arkasına konulmuş. Kapı aynı açıyla açık bırakılmış.
ve kamera görüntüleri aynı. Peki her odaya mı konmuş? Bütün odalarda var. Bütün odalarda konmuş. Bütün odalarda var. Şöyle, hani bir haberin şehvetine kapılıp da bel altına inecek bir karakterde değiliz. Ne ben ne sen. Evet, dolayısıyla evet. Böyle bir şeyi, görüntülerini veya detaylarını konuşmak ahlaken benim geçmediğim bir sınır. Evet, ama şunu söylemek lazım yalnız. Şimdi FETÖ, şimdi böyle bak anlatıyorsun kamera kayıtları bilmem ne. Bunu bulan gene bir polis şefi, yani bir polis müdürümüz bunu buluyor ki ancak onlar bunu bulabilir. Hangi açıya nasıl kamerayı yerleştirmişler, koymuşlar. Bütün detayları hiç açığa bırakmadan bütün notlara yerleştirmişler. Her şeyi bunu kim yapabilir? Bir örgüt yapabilir. FETÖ. Tabii. Yani poliste, orduda, MİT'te, orada burada adamı olan bir yapı. Yani FETÖ yapısı yapabilir. Onun uzmanlaşmış ki FETÖ'nün adamları da teknoloji konusunda uzmanlar yapmışlar. Bütün bu gerçek ortaya çıkmasına rağmen Sayın Deniz Baykal'ın hala burada FETÖ'yü suçlayıp ona tek bir laf etmemesi, savcıya gidip bu konuyla ilgili FETÖ'yü suçlamaması, şikayetçi olmaması garip değil mi? Bak sen anlatıyorsun burada bilmem ne. Zaten bunu FETÖ yapabilir 2009'larda onlardanca. Başka biri yapamaz. Niye gidip insan şikayetçi olmuyor? İsimleri söyleyeyim. Polislerin mi? Evet. Bu kamerayı o eve kimler yerleştirdi? İddianamede isimleri fezlekede ve iddianamede isimleri evet. Geçen kişiler. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden Özgür Türker. FETÖ'cü. Evet. Evet. FETÖ'cü ve içeride. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden Abdülvahit T. İstanbul İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Ç. ve Ahmet Yılmaz E. Evet. Bunlar, bunu nereden biliyorum? Özgür Türker firar bu arada. Onu evet. Yanlış söylemiş olmayayım. Şu anda firar. Aynı zamanda bu şeye baskı yapan, çilingire baskı yapan kişi ve bir kişi var. Bütün her şeyi anlatıyor. Hmm. Gizli tanık olarak her şeyi polis anlatıyor. Mi? Tabii. Polis. Ve çilingir de bütün bildiklerini anlatıyor. Polise bugüne kadar asla ulaşamayacağı bilgileri veriyor. Polis asla. Çilingir kapıyı açan kişi. Tabii. Ama burada yani tabii FETÖ'cüler suç örgütü oldukları için de burada müthiş, kendilerine göre acayip ve müthiş çalışmışlar. Bütün detaylar ortada. Bunu ancak yine bir başka güvenlik uzmanı, diğer polis arkadaşları bunu bulmuşlar. FETÖ'cü olmayan vatansever polisler bulmuşlar. Şimdi yani, Yiğit U evet. isimli itirafçı oturuyor polise baştan sona detayları anlatıyor. O da işin içinde değil mi? O tabii da işin içinde. Şimdi onun sevgili yönetmenim onun ifadelerinin bir şeyini aldım ben. İmajını aldım. Onları ekrana getirsin ifadelerini. Sadece olayın doğru olduğunu ispat için evet. Bak bu iddianameden görüntüler baştan sona anlatıyor. Beni şuradan aldılar, şuraya götürdüler. Şuraya kaset konulacak dediler. Peki şeyi anlatıyor mu? O tarihte şimdi MHP'ye de bir kaset operasyonu yapıldı. Başkalarına da yapıldı. Yani sadece siyasi, sanatçılar, iş adamları. Bu polis acaba o işlerin içerisinde var mıymış? Var. Hepsinde var değil bak, mi? Bu konuşmamın başında ne söyledim? Cumhur bu işin evet. Kaset komplosunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulduğunu söylediler dedim ya. Demin ismini okuduğum tekrar isimlerini okuyayım. Şuradan. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden Özgür Türker, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden Abdülvahit T, İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Ç ve Ahmet Yılmaz E. Evet. Bunlar aynı zamanda Başbakan'ın, Sayın Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Sayın Erdoğan'ın makamına da dinleme cihazı ve görüntü kaydı koyan kişiler. Evet. Bunu Yiğit U isimli kişi ifadesinde, itiraflarında tek tek söylüyor. Diyor ki buraya da koyduk, şuraya da koyduk ve senin sorduğun soruya cevap MHP'lilerin evine koyan da bunlar. Şimdi aklıma bunu deyince Ali Fuat Yılmazer'in o Kanal Türk'te bugün TV'deki ifadeleri ortaya çıktı. Oraya çıkmıştı ya. O zaman dediğinde diyordu ki kameraları bulan kişi, dinleme cihazlarını bulan kişi oraya koyan kişidir. Yok yani o eğitimi sadece FETÖ'cü polisler almıyor. Yok. Diğer polisler de o dinlemeleri nereye koyacağını, dinleme cihazlarının nereye konulacağını bilir. Onlar da bunu bulmuşlar. Ama Ali Fuat Yılmaz öyle devleti suçluyordu. Yani koyan bulmuştur.
ya bulan koymuştur diyordu. Öyle bir mantık yürütüyordu. Ama polislerimiz şu grafiklerle her şeyi ortaya çıkarmışlar. İşte FETÖ'nün ne kadar adi bir suç örgütü olduğunun delili şu yaptıkları hocam, yani. Hocam burada bizim asıl teşekkürü Ankara Emniyetine, KOM daireye ve daire başkan yardımcısına, ama en çok da Cumhuriyet Savcısı Alparslan Karabay'a teşekkür etmemiz lazım. Hakikaten çözülemez gibi görünen bir davayı 4 yıl hatta 5 yıl milim ilerlemeyen bir davayı tehditlere, baskılara, şunlara bunlara rağmen tabii evet. Yani bu işin çok daha detayları var. Yani bu dedim ya, çilingire baskı yapan polis memuru, bunu tutukluyorlar. Adliyeye getiriyorlar. İstihbarat şube ayaklanıyor. Adliyeye baskın yapıyorlar bunu kurtarmak için. Evet. Ve Alparslan Karabayır direniyor. Evet. Ben bu adamı size vermem diyor. Delile aynen ulaştım diyor. Şimdi böyle bir noktada... Şeyi de söyleyelim ama. O haber vaktim, o Yener Dönmez denilen hain bu görüntüleri yayınladığında da o paranın kredi kartından, ben onu birinci elden de dinlemiştim Amerika'da. O bir havayolu şirketi de vardı. İşte Tarkim Havayolu, bu Tarkim Havacılık diye Yeşilköy'deydi. Onun sahibi Faruk Bayındır. Onun kardeşi falan da vardı. O iki kardeş onların kredi kartıyla yatırılmış Amerika'dan. Video oradan yükleniyor. Şeyde öyle alıyor onu. Yener Dönmez de öyle yayınlıyordu onu. Bütün bu MHP'lerinki de öyle. MHP'lerinki yayınlandı ya. Evet. Sonra bu Tarkim Havacılığı'nın sahipleri Amerika'ya karşı, Faruk Bayındır ve diğeri. Onlar yine Miami'de İran'a parça satıyorlarmış. Uçak parçaları falan satıyorlarmış. Bu işi orada devam ettiriyorlar. Onlar da FETÖ'cü, net FETÖ'cüydü ki Tarkim Havacılığa şu an kayyum atandı. Devlette orası FETÖ'den. Ama işte bu senin anlattıkların bütün bu deliller hala Deniz Baykal en büyük mağdur. Yani artık şunu beklememiz lazım. Git, madem ya her şey ortaya çıktı, Deniz Baykal gidecek, devlete güvenecek, yargıya güvenecek, diyecek ki şu 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 şartlarda eğer korktuğu başka bir şey yoksa. Ya neden korkacak ya? O her şey olmuş bitmiş, FETÖ diye bir şey kalmamış, daha bir şey de yayınlanacak bir durum da yok. Artık git konuş ya. Daha artık korkmaya gerek yok ki. Sen de yardım et ki FETÖ ile mücadele toplansın, bitsin yani. Zannım o ki Deniz Baykal yeni bir şeylerin ortaya çıkmasından korkuyor. Acaba ellerinde yeni ya şeyler var mı yok mu diye. 80-81 yani yaşında adam. Değil mi? Evet. 80-81 yani neden yani? Allah uzun ömür versin, daha neden korkuyor yani? Hayır yani çıktı bir şeyler ortaya. Ha 1, ha 2, ha 3. Yani ne fark eder yani? Şu an zaten bak özel hayatı koruma kanunu var. Öyle bir şey artık kimse yayınlayamaz, bu bir. Değil mi? Bir yayın bilmem ne. Zaten bir saatte kaldırabiliyorsun yani, şey yapabiliyorsun. Öyle şeylerden korkmaya gerek yok. Bir de benim esas merak ettiğim, FETÖ ile mücadelede herkes bildiğini ortaya koyuyor. Bu FETÖ'cü ortaya çıkaracaksak Deniz Baykal'a kendisini mağdur eden bu çete hakkında bildiklerini anlatsın. İşte Tarkim çıkmış, bütün ortaya çıkmış. İtiraf, polis itirafçı, FETÖ'cü polis itirafçı olmuş. Bildiklerini anlatmış, nasıl yaptıklarını anlatmış her yer. Hala bu kadar şeyden korkuyorsan artık yani. Artık yani Baykal'dan şunu beklememiz lazım. Ben yargıya gidip Sayın Süleyman Soylu da çağrıda bulundu. Gel sana kumpası kimlerin kurduğunu. Sanırım orada bir iki CHP'nin içinde milletvekili de var ki Süleyman Soylu gel ben sana göstereyim diyor ama Deniz Baykal gitmiyor. Ne kadar süremiz kaldı bu arada? Ondan sonra da FETÖ'yle niye mücadele olmuyor deniyor. Yani onlar hani sen bildiğini anlatmıyorsun, yardımcı olmuyorsun ki yani. Peki. Evet. O zaman son 3 dakikamız var. Şu konuyu sana sormak istiyorum. Neydi? Bu KHK ile ilgili meslekten ihraç edilen akademisyenler AİHM'e başvurdu. AİHM iç hukuk yolları kapanmadı dedi, geri gönderdi. Şimdi bu iç hukuk yolları OHAL işlemlerini inceleme komisyonu. Evet. Şimdi Fransa'da da biliyorsun OHAL var, devam ediyor. Amerika'da 2001'den beri OHAL vardır. Daha Ekim ayında geçen sene bir yıllık uzatıldı. Bu mesele devam ediyor. Şimdi OHAL komisyonları kuruluyor. Başına da Selahattin Bey miydi? Kıymetli bir hukukçu geldi. Evet. O bakıyor. Önce onlar da değerlendirecekler. Üç hukuk yolları bitecek. Devlet inceleyecek. Dedi ki devlet mesela, tamam arkadaş ben seni artık devletten attım. İç hukuk yolları tüken. Ondan sonra o kişiler AİHM'e gidip başvurabilirler. Yoksa onun dışında durduk yere sen şu an oraya gitsen bile sana diyecek iç hukuk yolları tükenmediği için bunu yapabilirsin. Gerçi bizim Anayasa Mahkememiz iç hukuk yolları tükenmeden Can Yunan'ı bıraktı ama olsun yani, hani öyle şeyler, bu öyle hatalar şimdi olur ama yani. Cem şöyle bir şey var. Bu
OHAL işlemlerini inceleme komisyonunun bir an önce göreve başlayıp görevini de hakkıyla, layıkıyla yerine getirmesi lazım. Mağdurları ve masumları çok şimdi iyi tabii, ayıklaması lazım. Adam da bak, baylok yok, FETÖ baylok yok, bilmem mi yok, bilmem. Ben ama şunu da derim. Adamı mesela barış bildirisine imza attı diye atıyorsun ya. Diğer imzalayanları niye atmadın diye sorarım. Bir de onu sorarım. 1000 kişi var, 10 kişi gönderiyorsun. Heh, bir o bir. İki, adamda FETÖ baylok yok, bankasya yok. FETÖ ülkesi sağlık niye attın? Tamam, barış bildirisine imza atmadı. Ben birkaç hukukçuyla görüştüm. Şunu söyledi. Aynen okuyorum. Bugünkü yazımda da yazdım. Bankasya'ya para yatırdığı, çocuklarını FETÖ okullarına gönderdiği ve bunların sendikasına üye olduğu için ihraç edilen memurlar şimdi suçlu ilan edilebilir. Ancak bu kişiler ileride mağdur duruma düşecek diyor. Neden? Çünkü bahsedilen kurumlar devletin hizmet için izin verdiği resmi kurumlar olarak kayda düşecek diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk yolları bittikten sonra bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunlar yasal kurumlardı, siz açmıştınız. Vatandaşı siz yönlendirdiniz diyerek bunlara ciddi tazminat ödenmesine karar verebilir diyor. Ama şöyle, haklı bulunurlarsa, haklı bulunmazsa bir şey yok. Adam FETÖ iltisakı var, o şimdi bağlamaz. Adamın oradan bir şey çıkmaz o yani. Peki, evet. Bunda çok konuşulacak çok şey var da onu da bir önümüzdeki hafta tekrar seninle masaya yatıralım. Bu haftalık bu kadar efendim. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler diliyoruz.